Herkese merhaba. Pedigri Analiz'in 3. bölümünde değerli program arkadaşım Şair Gencer ile birlikte huzurlarınızdayız. İlk 2 hafta biraz İngiliz at ağırlıklı konuşmuştuk. Bu hafta da programımızda biraz Arap atları ve kısrak soyları üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Evet. Tabii ki aşı müracaatları da neticelendi. Kura sonucu ikinci kuralar da gerçekleşti. Hı hı. Tabloları da biraz inceleyeceğiz. Tabii çok daha fazlası var. Ben sözü değerli arkadaşıma bırakıyorum. Öncelikle iyi yayınlar, iyi seyirler izleyicilerimize. Biliyorsun ki Tolga, şimdi aşım sezonu içerisindeyiz. Aşım sezonu denilince aklımıza gelen şey şu: yetiştiriciler kısrakları için en uygun aygır adaylarını belirliyorlar. Başlangıç aşamasında, sonrasında tabii doğumlar başlıyor. Doğumları mütakiben hemen kısraklar işte kan talebinde uygunluk varsa çekiliyor ki genelde ülkemizde artık istenmeyen bir durumdur. Veterinerler biraz daha sağlıklı bir çekim olması bakımından kan talebini geçirmeyi tercih ediyorlar. Sonrasında normal çekimlerine geldiği zaman kısraklar bir eşleşme durumu oluyor aygır kısrak arasında ve biz bir sonraki sene doğacak tayları beklemeye başlıyoruz. Tabii ki o arada annelerin yanında büyüyen taylarla birlikte. Tay büyütmek çok keyifli iş. Herkese çok şiddetli bir şekilde tavsiye ederim. Ata en yakın olduğunuz noktalardan birisidir tay ile beraber. Yani at tayını büyütürken siz bir şekilde ona arkadaşlık ediyorsunuz. O çok böyle özel bir durum. Dolayısıyla ben aşım sezonu dediğimde aklıma gelen bu sürecin başlangıç aşamasında bu aygır kısrak eşleşmelerindeki tercihler kısmında bayağı bir mesai de harcadım ve oraya dikkat çekeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda tablolarımızı şöyle okuduk. İşte bazı aygırlar gidiyor, bazı aygırlar doldu, bazı aygırlar dolmadı diye. Şimdi oldukça da ilginç bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Neticede dolmayan, şöyle dolmayan aygırlardan bir tanesi olan Klimt ilk başvurularda dolmamıştı ya. Şimdi 132 başvuruyla en fazla başvuru alan aygır konumuna geldi. Yani tabii ki sınır 120 idi ama burada kalan 12 kısrak, başvurudaki kalan 12 kısrak da kabul edilince 132 sayısına ulaşıldı. Böylelikle 120'nin üzerindeki aygır sayısı 3'e çıktı ki bunlar aslında aşım sezonu öncesinde şöyle bir değerlendirme yapıldığında, mesela sana deseydim ki Battleground full çekecek, 120'yi geçecek, derdin ki ya daha diğer aygırlar var, sıra ona mı gelecek, ya da Epulet hepsinden daha fazla başvuru alacak deseydim, olur mu ya işte diğerleri daha çok çekim yapar derdik. Ama bu rekor başvuru olan, işte Super Saver başta olmak üzere geçtiğimiz yılların da rekor başvurusunu alan aygırlarının çekim sayıları belirlendikten sonra kalan liste içerisinde Klimt 132, Epulet 129 ve Battleground'da 126 başvuru sayısına ulaştı. Çok fazla eğlenme oldu çünkü. Authorize olsun, Super Saver olsun, ciddi müracaat aldılar. Oradan dönenlerle beraber aslında şöyle bir durum, bazı yetiştiriciler, buna ben de dahil, riske girmeden kuraya kalacak aygır değil de ilk etapta full doldurmayacak aygırlardan bir kısraklar için aşım hakkı kazanma yoluna gidenler de oldu. Akabinde elenenlerle de beraber kulüp aygırları yine full çektiler. Burada tabii kulübün son yıllarda yaptığı alımlardaki başarının da etkisi var. Yani bir güven var. Kulüp getirdiyse iyi aygırdır diyor artık yetiştiricilerimiz. Evet. O zaman şöyle bir rol çalarak sana bir soru sormuş olayım. Mesela senin değerlendirme kriterin neydi aygır seçerken? Yani ben ilk Battleground'u düşünmüştüm. Mesela örnek verecek olursak. Yani mesela birinci oradan önceliğin pedigri mi, atın yarış hayatı mı, konformasyonu mu? Annesi Fount inanılmaz. Anladım, pedigrisine daha çok itimat ediyorsun. Şimdi bizde tabii popülerizm biraz ön plana çıkıyor. Hani aygır kısrak eşleştirmeler bizim sohbet ortamlarında da çok konuşuldu. Bu aralar pedigri ile isim yapmış olan sohbet odamız var. Orada konuşurken ben de iştirak etmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça ve işte hem iş yoğunluğu hem de şu an ev tadilatta olduğu için evin işlerinin arasında fırsat buldukça katılmaya da çalışıyorum. Dün de gene çok güzel bir sohbet vardı. Sevgili Aslı üyemiz Levent Sarıkaya, teknik pedigri bilgisine çok itimat ettiğim kişilerden bir tanesidir. Bunu 10 yıldır söylüyorum. Yani biz tamam ekran önünde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü birilerinin de buralara çıkıp anlatması gerekiyor ama ekran önünde olmamasına rağmen konuştuğu zaman sözü dinlenecek ender pedigri bilgisine sahip insanlardan birisidir Levent Sarıkaya ve çok hoş detaylar vererek ki bilgisayar başında ben de değildim, o da değildi ki sadece bir dayıcının istatistikleriyle ilgili bilgisayar başına geçtiğini duydum.
sorulan bir soruda konuşulan bir atın direkt yarış hayatını, pedigrisini bilebilecek kadar, hafızadan bunları konuşup sohbet edebilecek kadar çok böyle tecrübeli birisi. Orada sohbet içerisinde geçen atlar işte çok bizim programımızda zaman zaman konuk edeceğimiz böyle çok geçmiş dönemdeki kanatlarının içerisinde vardı. Bir ara konu Markabelli'ye de geldi. İşte Aslan Tepeli zannedersem sormuştu. Ben çünkü o kısmında biraz koli yapmakla meşguldüm. Fırsatını bulunca bir kulak verdim falan. Şunu duydum. Sana o yüzden sordum. Ben olsam dedi anne tarafı üzerinden giderim. Şimdi senin de Found üzerinden, Battleground'un annesi üzerinden giderim tavrın. Demek ki yetiştiriciler ve eşleştirme konusunda biraz daha analiz yapan kişiler bir aygırın annesini ve annesi üzerinden eşleşme modelini daha çok benimseyebiliyorlar. Yeri geldiğinde biz bunu da program içerisinde neden anne önemli bunu bu hafta tabii örneğimizi Arap Atlı üzerinden gideceğiz ama tablodaki bazı rakamları ben aktarayım. Çok iyi olur. Ondan özellikle sonra... Karacabey'de inanılmaz bir hani tırnak içinde aygır savaşları yaşandı. Onu neye bağlıyorsun peki mesela? Sence burada aygır sahipleri doğru bir strateji mi yaptı? Yani aygır... böyle bir savaş halinde olmak doğru muydu yoksa evet. Daha cool durmak hani biraz daha işte benim rakamım bu kardeşim çekiyorsanız çekin demek yani mi gerekiyor? Şöyle tabii açıklanan rakamlarla realitede oluşan rakamlar bazı aygırlar için farklı gelişti. Bunu da bütün herhalde camiada haberdar oldu bu durumdan. Sonuçta hani bir söz var ya 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Biliriz. Çok, evet, çok çabuk burada yayılıyor bir takım şeyler. Yani ben olsam biraz daha orada senin dediğin gibi soğuk tavır sergileyebilirdim. Ha, Karacabey'den eleniyor mu aygırım? Birçok aşım yapabileceği merkez var. Hara var. Sence... Benim planları olması gerekir tamam, bu hafta biraz daha rol çalacağım senden. Şimdi ben soruları soracağım. Seni biraz konuşturacağım o anlamda. Şu merak ettiğim şey şu. Evet. Şimdi sence peki aygır sayımız fazla mı? Yani mesela burada bir fazlalık var da bir eliminasyon oluyor ya hani aygır sayısının fazlalığı mı söz konusu? Fazla, bir iştah mı var yani atları aygır yapmanın? Fazla aşikar 49 aşım yapan at elenebiliyor. Yani aygır sayısı fazla olsa 5, 7, 10'da kalırdı aygırlar. Yani iyi aygır sayısı fazla değil. Anladım. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu olaya ben de şöyle bakıyorum hani Türkiye'de evet gerçekten de çok iyi aygırlar var. Çok böyle üretim kabiliyeti üst seviye olan atlar var. Ve bunlar ciddi anlamda talep de görüyor. Şimdi pazardaki arz talep dengesini ayarlama tuşu, yani ayarlamayı yapacağınız yer aygırın aşım fiyatı. Yani siz aygırın aşım fiyatını yükseltmeye başladığınızda aygıra gelen kısraklar daha seçici olmaya başlıyor. O ücreti ödemeye gönüllü olan kişiler... daha iyi kısraklarını göndermeye çalışıyorlar ki o yüksek bir aşım bedelinden bahsediyoruz ki burada hani isim vererek de şöyle söyleyebiliriz. Luxor ve Toro'nun aşım fiyatları konusunda yaptığı liderlik son dönemde özellikle son 3 yılda hiç frene basmadan yukarıya giden bir ivmede artarak böyle şu şiddetli bir artışla gitti ve diğer aygırları da peşinden sürükledi. Geçen bir arkadaşımız paylaşmıştı birkaç sezon öncesinde. İşte Luxor'ların vesairelerin çekim fiyatları işte o 8, o 10, o 7, o 9 falan diye böyle bir 3-5 bin TL'nin arasında fark eden rakamlar. Ama şimdi bir tarafta 150'ler varken bir tarafta 15 bine. 15'ler var, 20, iyi aygırlar var yani 15'e de 20. İşte o 5'e, 10'a, 15'e hala aygırlar var. Arada 10 katlık bir fark oluştu. Burada tabii nicelik, nitelik durumu. Hani nitelikli olanlar biraz daha tabii ki özür dilerim yukarıya doğru gidecek ama hani ben bir aygır enflasyonu durumu var mı yok musunu merak ediyorum. Onu esasında sordum. Bunu aslında sohbet odasında da sorabilirim. Çok sayıda cevap geleceğine eminim. Eğer ki aygır enflasyonu yoksa doğal süreci şöyle işlemeli. Yani o konuda mesela izleyicilerimize şöyle bir bilgi aktarayım. Amerika'yı ben çok sıkı takip ediyorum. Aygırlarla ilgili piyasasını çok sıkı takip ediyorum. Orada şöyle bir durum var. Her yıl sahaya gelen tay sayısı 20 bin civarında. Yani live foal sayısı 20 bin civarında. 19 bin küsürlerde oluyor genelde. 20 bin live foal'un olduğu yerde kaç at bir crop'ta yani bir jenerasyonda kaç at aygırlığa ayrılıyor diye baktığımda örneğin first crop kazanç sitesi bittiğinde first crop'taki aygırların yukarıdan aşağı bakıyorum. Kazanç sitesine kaç at yansımış? 150 at yansımış. 170 at yansımış. 200. 20 bin atlık crop'ta 10 bin erkek, 10 bin dişi diye ayırdığında 10 binin içinden aygırlığa giden 200. Onların da içerisinde, o 200'ün içerisinde çok iyi diyebileceğin 5 tane. Yani 10 binde 5.
iyi bir aygırı bulma olasılığın. Şimdi düşünelim Türkiye'de 2000 tane İngiliz atı sahaya iniyor lifefall rakamı. 2000'de tekabül eder. Demek ki her jenerasyonda bir tane iyi aygır bulma ihtimalim var maksimum. Yani bu seleksiyonun ve bu genetiğin gen havuzunun bir zaten oyunu. Zaten geriye dönüp baktığında da aslında bu istatistik bilgiyi teyit eder yapıda iyi aygır çıkartmışız. Yani her sene 3 tane iyi aygır çıkmamış. İşte şimdi ben sene Luxor çıkmış, işte bir sene Bosporus çıkmış, bir sene Kaneko çıkmış. Yani geriye dönük 10 yıla baktığında bizim ülkemiz topraklarında koşan 10 tane iyi aygır ya sayarız ya sayamayız. O zaman şunu mu söyleyeceğiz? Bu sene aygırlığa giden diyelim ki 10 tane yeni isim varsa bunlardan yani belki hiçbiri, belki bir tanesi iyi aygır çıkacak. Ya da belki bu sene 2 tane. Tane çıkacak seneye. Ama 10'da 10 olmayacak. 10'da 10 olmayacak kesin. Yani doğruyu bulmak lazım. Düşünmek işte. Lazım. Karacabey'de kimin elenmesine üzüldün diye bir soru sorsam. Yani şimdi şöyle 49 müracaat alan Nobel Prize, yine 49 müracaat alan Kinova. Evet, Kinova. Onlar. Yani birisini diğerinden ayırmak mümkün değil. Yetiştirici açısından da bakmak gerekiyor. Kısrak sahipleri bir teveccüh göstermişler. Karacabey üzerine bir planlama yapmışlar. İki aygırın da bence orada bir şekilde şartlar müsaade ediyorsa, hani bununla ilgili birçok fikir türetildi tabii. Hı hı. İşte banknot Eskişehir'e gider mi, Kulugır gider mi veya ikisinden bir tanesi Şanlıurfa'ya gider mi, Adana'ya gönderilebilir mi diye. Bence bunların da değerlendiriliyor olması gerekiyor. Kulüp strateji açısından şundan vazgeçmez. Yani ben 5 Karacabey, 5 İzmit ayırıyorum, birer tane diğer istasyonlara gönderiyorum. Çünkü elimdeki aygır sayısı bu. Bu mantığa göre hareket ettiğimde 5'i bozmam, bu stratejisinden vazgeçmez. Çünkü o zaman seneye de şu olacak. Zaten bunlar geçen sene de aşım almamıştı. Abi hiç bunu buraya yazmayın, bizi yormayın. Siz bunu peşin peşin şuraya gönderin derler. O yüzden o strateji bence olmayacak. Ama zaten şimdi 5 aşım alan banknotu kulüp de seni Karacabey'de tutacak şimdi, değildir yani stratejik. İşte, olmayabilir ama isim değişebilir. Yine Karacabey'de 5 aygır olur. O farklı bir şey. Şimdi yeni aygır olanlardan mesela söz açmışken Rhythm Divine 57 Türkiye'de ilk aşım sezonunu geçirecek olan Saddler's Joy ilk defa aygır oluyor. 55 aşağı doğru iniyorum. Call to Victory yeni aygır 31. Hani Türkiye'de değil yurt dışında aşım yapmışları da böyle düşünüyorum ki hani Türkiye'de koştuktan sonra damızlığa gelen Ulaanbaatar 7 gözüküyor. İşte Victory is ours 2 aşağıda da diğerleri zaten denenmiş atlarda. Buradaki yani mesela Saddler's Joy iyi bir at, yani çok iyi yarış atıydı. İyi aygır olup olmayacağına bakacağız. Kağıda kuvvetli. Zaten yeri geldiğinde konuştuk. Onunla Colt Victor arasında bir karşılaştırma yapsan, ikisi de kurt elini aygır sonuçta. Evet. Biri Amerika'da koşuyordu. Satın alındı. Türkiye'ye geldi. Bir Kitten's Joy oğlu. Diğeri Türkiye'nin büyük bir şampiyonuydu. Hem de inanılmaz bir şampiyondu. İkisi arasında hem aygır sahibinin tercihi olması bakımından hem de diğer yetiştiricinin tercihi olması bakımından. Mesela Rhythm Divine ile karşılaştıralım. Daha doğru olur belki. Saddler's Joy yurt dışından geldiği için Rhythm'den daha fazla başvuru almış gözüküyor. Colt Victor'un bu seviyede kalmasını neye bağlarsın? Aşım rakamı mı acaba biraz yetiştirici tereddütte bıraktı diye düşünüyorum. Yoksa muazzam bir at. Şimdi Victor'un gelmiş geçmiş en iyi oldu diyebiliriz herhalde Colt Victor için. Şimdi aynen. Yurt dışında koşanlar arasında da bayağı bir evet. Sivrilen bir yani Gazi var. Dahil koştuğu hemen her yarışı kazandı. Çok domine ederek kazandı. İlk start haricinde. Şimdi 1400'de kazanıyorsun. 1600'de erkek tay denemeyi kazanıyorsun. Dönüp 2400'de Gazi'yi kazanıyorsun. Ciddi bir sakatlıktan dönüp yine gelip grup yarış kazanıyorsun Veli Efendi'de. Yani muazzam bir at. Yani yetiştirici herhalde buna baktı diye düşünüyorum. 30 bin lira mıydı? Bir de senin bakış açından Aygır'ın annesi üzerinden gidersek. Serap Gelin. İki tane Mahmut grup bir atı var sonuçta. Evet. Birisi Kuloğlu. Evet, biri Kuloğlu. O da geçen sosyal medya paylaşımında Aygır'ın fiziğini gördüm. Oldukça yani güçlü, iyicene oturmuş. Koltuklukları nispeten kompakt bir at. İyicene oturmuş. Olarak. Yani servis şöyle yan yana eşkar olarak. Yani o anne hattını da şöyle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü anne diye açtığınızda böyle bir başarı sürpriz yani. Bir annenin iki tane grup bir atı Türkiye'de, iki ciddi evet, şampiyon. İki klasik galibi vermesi atları oldukça enteresan. Farklı değil mi? Yani. Tabii bir tarafı Okavango, üst tarafa doğru baktığında King Mambo Prospector, ötekisi tabii tepede Prospector'da birleşmekle birlikte
teknik özellikleri bakımından iki hattın da başarıları birbirinden çok farklı. Ben nihayetinde Colt Victor'un iyi ergül olacağından şüphem yok. Şimdi ben yetiştiricinin yine tercihlerine saygı duyaraktan şöyle söyleyeyim. Papa Clan 90 başvuruya ulaşmış. Karacabey'de Super Saver 120, Epulet 129. Orada yedekte olan isimler gerekiyordu olması için. Cougar 59 ki şöyle bir denklemi de aslında yapmamıştım ama şurada yapalım. Cougar 59, Colt Victory 31, Victory Galop'ları topluyorum alt alta. Bunlar kaç tane almış diye. Yani o da önemli bir data. Runaway Inheight yine Prospector hattından 56, Rhythm Divine 57. Bunlar sahip kontenjanları haricindeki rakamlar. Sahip kontenjanlarını ilave edersek Runaway 59 oluyor. Tilsit 57, Saddle Joy 55, Greystorm 52, Hakim 52, Invisible Sun 52, Nobel Prize'da Kinola 49'da dışarıda kalan isimlerin başındaydı. Colt Victory 31. Demişken, şimdi Victory Galop'un 2 aygır olduğu da anne hatları Mountain Cat. Tabii eşleşmeleri şimdi benzer. Klasik bir şey vardı. Elimde Mountain Cat kızı varsa Victory Galop'a giderim. Victory Galop'un şimdi soyunu devam ettirecek yavrularında da direkt birinci derecede Mountain Cat kanı olduğu için orada da bu biraz da ders olsun, izleyicilerimiz bunu çözmeye çalışsınlar. Evet. Victory Galop, Mountain Cat varsa ne çekmek lazım? Ne çekmek? Doğru, güzel bir soru aslında. Öyle baktığımız zaman. Yani ezberlenmiş bir şeydi ya, Mountain Cat şimdi, kızım varsa giderim şeye. Gidersin, gitmeye Galop gidersin de şu şimdi an... o zaman Mountain Cat akrabalığı yaparsın. Yani öyle saçma pedigri olur yakın da. Bence orada yine programımız içerisinde o konuya da biraz değinelim. Ben şu İzmit'i de bir sayayım. İzmit'te neler vardı neler yoktu diye. En fazla aşıma Klimt geldi 132 ile. Çünkü Klimt'in sonraki dönemde aldığı sayı ikinci kuradan dönenlere, yani ilk kuradan dönüp de ikinci kuraya bu aygırı götürdü. Ama ilgilileri tabii kulüp bu konuda yapmış olduğu tercihte dedi ki ben 132 kısıran tamamını bu aygırda kabul ediyorum. Ve o şekilde ekranıma açılırsa ben de daha güncel rakamları vereceğim. Evet, Battleground 126, Bodymeister 120. Mendip 85'te 85 full gözüküyor. Kaneko 75'te 75 full. Authorize 80'de 80 full. Native Khan 65 dışarıdan başvuru alırım demiş. 34'te kalmış. Trapshot'ın rakamı şu an 42'ye kadar yükselmiş durumda. Luxor 40'ta 40. Approve 28. Victory Galop 30'da 30. Yine dolanlardan birisi oydu. Good Curry 14. Every Island 25, Toruk Makto 17, Touch the Wolf 11, Krimin Tatar 6, Gazi Galibi veren King David 15, Catapult 16, War Correspondent 15, sevdiğimiz bir at Bodyguard türü 6, Finesse 5, Red Giant 5, Big Brown ise henüz başvuru almamış gözüküyorum. 5. King i̇şte David demin... Gazi Galibi verdi. Big Curry kumun geçilme zaten. İşte yetiştirici bak şimdi. Şöyle bir denklem var. Yetiştirici diyor ki ben İyi istiyorum, iyi at istiyorum, iyi aygır istiyorum. Çünkü yetiştireceğim tayın iyi olmasını istiyorum. Mümkünse de satılabilir bir at olsun. Peki, Good Curry'e burada yazık olmuyor mu? Yani çünkü sen kalk git Dubai'de başarılı ol, gel Türkiye'ye sürat anlamında rekorlar kır, inanılmaz bir hıza sahip ol ve aygır aranırken en önemli hasletlerden bir tanesi evet, sürattir ama bu sürati vereceğin taylarına aday olduğun bir durumun var ama yetiştirici seni o kadar ciddi anlamda tercih etmiyor. Yani burada o zaman şu var. Popülerizm bizim yetiştiriciliğimizin kaderini belirliyor. Yani pedigri, işte aygırın annesi, yarış hayatı vesaire bunlar belirlemiyor. Çünkü daha ticari kaygılar. Ben işte bu sohbet ortamlarında da geçen haftaki yayınlarda da hep bunu söyledim. Sizin o ticari anlamda başarı elde etmeyi umduğunuz alanda diyelim ki 300 bin TL, 400 bin TL'nin üstü sizin için iyi bir satış rakamıysa yıl genelinde kaç defa 400 bin üzerinde at satılıyor? Bir bakın bakalım pazarda öyle bir alıcı var mı? Öyle bir alıcı yok. Dolayısıyla sizin öncelikle hedefiniz yetiştirdiğiniz atın başarılı olması ve kazanması olmalı. Yani bir yerlere gelebilmesi olmalı. Düşecekmiş gibi düşünmek gerekiyor. Şimdi dün Levent Bey çok hoş bir şey söyledi. Dedi ki bir ara dedi Amerika'da dedi Empire Maker dedi inanılmaz bir popülerist ya popüler böyle çok popüler olmaya başlamıştı. Empire Maker'da böyle şampiyon vermiyordu ama çok iyi grup galibi veriyordu. Şimdi Amerikalı yetiştirici şunu düşünüyor. Elindeki kısrak tercihli değil. Grup kazanan tay vermemiş. İyi bir aygıra gitmek istiyor. Mesela tapite gitmek istiyor. Tapitçiler diyor ki ya ben senin aygırını kabul kısrağını kabul edemem diyor. Bir grup yarış
tayı versin öyle gel diyor mesela. Şimdi orada da Amerikalı yetiştirici hemen diyor ki ya bu Empire Maker çok iyi grup kazanan atlar üretiyor. Ben kısrağımı göndereyim. Tayım grup kazanırsa atımın değerini 3'e katlarım. Sonra da gider tapite çeker 1 milyona satarım. Hmm. Yetiştiricilik böyle yapılır. Şimdi sen elindeki atı... 3-4 yıllık bir vizyon aslında bu. Tabii şimdi mesela bizim atımız da koşuyor. Yarın öbür gün grup kazanırsa tercihli statüye girecek. Biz hem aygır seçerken zorlanmayacağız hem de arkadan gelen taylarını iyi paralara satabileceğiz. Çünkü Black Type olmanın, açık yarış kazanmanın getirdiği böyle bir katma değer var. Bizim yetiştiricimizde de şöyle bir dikkat eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani o atı direkt tayını iyi bir aygırdan satarak, yani 150'ye değil de 250'ye satarak oradan kazanma yoluna gidiyor. Oysa ki gerçek ve doğru bir eşleşmeyi yapıp o eşleşme üzerinden atı tercihli hale gelse sonraki satıcı atların hepsini zaten hangi aygıra çekse de 400'den aşağıya satmayacak. Dolayısıyla öncelikli amaç burada elindeki kısrağa değer katacak aygıra gitmek. Biz de işte programımız içerisinde bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bu da güzel bir bence bakış açısı oldu. Güzel bir pencereyi yine açtık diye düşünüyorum. O zaman... Anne önemliyse... Benim bakış açımda aygırda anne hattı önemlidir. Geçelim mi? Arap yetiştiricilerimizi de biraz sevindirelim o zaman. Biraz o konuda detay bilgiler vereceğiz bu hafta kendilerine. Aygır hatlarından başlayalım istersen. Oradan da kısrak familyalarına geçeriz. Hay hay. Tabii 2 yıldır arada olan bir Taykut var. Özgün Han'ın şampiyon oğlu. Taykut'la başlayalım. Akabinde farklı isimler. İstersen o getireceğiz. Şimdi o pedigrilerin hepsi yukarıdaki Niame ailesinin aygırları. O pedigriler bağlantılı atlar. Bir tabloları görelim istiyorsan. Tablo üzerinden. Şöyle yapalım. Önce bir Niame nerelerde var diye görelim. Tabii tabii bir tablo evet. Üzerinden gelsin. Görelim. Gelsin birinci tablomuz. Evet. Evet, biz de alabilirsiniz yer yer. Daha büyük gözükürse tamam, daha da iyi olur. Evet. Zaten yeteri kadar büyük gözüküyor zannediyorum. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Niame ailesine bakıldığında 1923 doğumlu bir at olduğunu ve Seklavi Cedran isimli aygırın kızı olduğunu görmekteyiz. Ve dolayısıyla ilk Türkiye'de kurucu kısrak olarak alınmış isimlerden birisi Niame. Şimdi bunu özellikle bu kısma kadar götürmemin sebebi şuydu tabloyu hazırlarken. Seklavi Cedran'ın kızı olan Niame 1923 Hara'da 5 Seklavi'ye gidiyor ve sonrası dönemde 2 Seklavi'ye gidiyor. Şimdi burada tabii 5 Seklavi acaba normal bizim bildiğimiz işte Serhan Beylerin olduğu Seklavi midir? Ki orada 2 ayrı Seklavi soyundan bahsediliyor. Yani şimdi Araplar bu hatlara isim verirken anne hatlarına göre isim veriyorlar. Yani bu aslında Seklavi hattı. Evet. Hat olarak Seklavi. Dolayısıyla o hattan gelen bütün aygırlar onlar için Seklavi. Seklavi 5, Seklavi 2 birbirinden farklı ama köken olarak Seklavi hattından gelen iki ismi ifade ediyor. Ve ilk çekilen 5 Seklavi'den olanlardan bir tanesi Seklavi 3145 ismiyle de aygırlık yapmış. Özellikle başlangıç aşamasında bu olduğunu belirtmek için oraya onu koydum. Bir Niame, annenin ilk damızda ayrılan kızı, onu da 2 Seklavi'den vermiş ve sonrasında 6 Niame, onun kızları arasında ön plana çıkan isim, onun da babası Küheylan Said. Sonrası dönemde bu hat 6 Niame üzerinden 3 kola ayrılmış. Bunlardan bir tanesi Gerce, bir diğeri 15 Niame ve 17 Niame. Niame'nin diğer alt kollarını ben çok fazla tabloya dahil etmedim. Bazılarını aradan çıkardım. Özellikle bizim işimize yarayacak ve nereden neyin geldiğini daha iyi görebileceğimiz bir tablo olması için. Burada en dikkat çekici noktalardan bir tanesi şu. 16 Niame'nin altına baktığımız zaman 25 Niame'ye geçişte Kuruş 8 isimli aygır. Yani 8 Kuruş 25 evet. Niame'nin babası. Aynı 8 Kuruş daha alt kademeye bakarsak da 23 Niame'nin de babası. Yani Niame 6'dan ayrılan iki kolda 8 Kuruş isimli aygır her iki kolda da çok önemli iki tane kısrak üretiyor. Demek ki Niame ailesi Kuruş 8 ile ciddi anlamda bir kan uyumu yakalamış. 25 Niame'nin altına baktığımızda 31 Niame, 45 Niame ile Tamerinoğlu'na gittiğini orada görüyoruz. Günümüze geliyoruz. Ki Tamerinoğlu'na gittiğimiz zaman da Tulyat üzerinden bir kez daha Kuruş kanına gitmiş oluyoruz. Arada 45 Niame'nin babasının Ersoylu olduğunu görüyoruz. Ersoylu aynı zamanda Gerce'nin
19 Neame kolundaki aygırlardan bir tanesidir. Yani Ersoylu'nun anne hattı da Neame'dir. Dolayısıyla o koldan bakıldığı zaman aynı zamanda Ersoylu haber botur pedigri geçişini de işleyeceğiz. Ve orada Satvet gerçeği devreye giriyor. Tabii aynen. 26, 27, 28 Neame yine 19 Neame'nin altında yer alıyor. Bu Gerce kolu içerisinde bakıldığı zaman 17 Neame ile birlikte 23 Neame'ye geçtiğimizde, yani 6 Neame, 17 Neame, 23 Neame şeklinde hatta devam ettirdiğimizde karşımıza çıkan Köroğlu 4, Balık, Demirkır, Atabey gibi taylarıyla 23 Neame'nin birden fazla ciddi at verdiğini görüyoruz. Şimdi Neame 1923'ten itibaren sayacak olursak 1 Neame 1. kuşak, 6 Neame 2. kuşak, 17 Neame 3. kuşak, 23 Neame 4. kuşak ve 5. kuşak teorisi kendini gösteriyor. Burada 5. kuşakta çok önemli atları üreten bir eşleşme karşımıza çıkıyor. Tabii burada bir Yozgatlı'nın Berk hattından olduğunu hatırlatmak lazım. Buraya not düşmek lazım. Yine tablo içerisinde yer alan isimlerden örneğin Tulyar var. Tulyar, Tulyat, bunlar Kuruş hattının aygırları. Neame ailesinde oldukça iş görmüş, oldukça etkili olmuş aygırlar olarak da söyleyelim. İkinci tablomuza geçelim. İkinci tablomuzda da yine Neame'nin gelişimiyle ilgili diğer kollarına doğru açılımına bakacağız. Evet, burada yine bizi alırsak bir tık daha böyle büyük gözükürse sevinirim. Yani ilk başta bir görsün yetiştiricilerimiz. Evet. Şimdi burada da 23 Neame'nin altına gelen kolları ki ben bir kısmını aldım. Tamamını almadım. Çünkü yeteri kadar örneği buradan vereceğiz. Tamamını alsak 5-6 tablo olacaktı. Şimdi 38 Neame, 23 Neame'nin yine bir Yozgatlı'dan olan kızlarından bir tanesi. Ki bu zaten Balık, diğer taraftan Demirkır, 38 Neame, 39 Neame, 40 Neame, 43 Neame gibi böyle arka arkaya gelen bütün atlar işte Yozgatlı biriyle bağlantılı olan pedigriler. Ve 38 Neame'nin haraya girdikten sonra eşleşmelerinde en dikkat çekici unsur 2 Volga isimli aygırla olan eşleşmeleri Sertay gibi, Doskaraca gibi, Hastay gibi çok önemli yarış atlarının ortaya çıkmasını sağlamış. Bunların grup kazananları var. Ben diğer öz kardeş olup Volga'dan olanların grup kazanmayanlarını ya da daha az öneme sahip olduğunu düşündüklerimi dışarıda bıraktım. Ekrana da sığması bakımından. Çünkü biraz yatay çalışmak gerekli, dikey olmuyor. Bu Volga 2 ismini de burada kafamıza yazmamız lazım. Yani demin 8 kuruş için söylediğimizi, bir Yozgatlı için söylediğimizi 2 Volga için de söyleyeceğiz. Neame söz konusu olduğunda 2 Volga'da çok önemli bir hale gelmiş ki o da Hilalüzzaman 54-75'in anne hattı Gufre olan bir temsilcisi. Şimdi burada 48 Neame'ye baktığımızda Kayhan Bey ismini görüyoruz. Sekla bir aygırıdır. Ve 48 Neame'nin altına geldiğinizde Berkoş'tan Sebat'ı, 14 Alkuruş'tan Beydağlı'nı verdiğini görüyoruz. Yine Berkoş'tan verdiği Bibi nereye gitmiş? Ateş topuna. Ateş topu Kuruş hattı aygırıdır. Öbür tarafta Tamer'in oğlu nasıl bu ailede bir Kuruş hattı aygırı olarak ön plana çıktıysa burada da yine bir Kuruş aygırı, yine bir şampiyon bir kısrağın yetişmesinde ön plana çıkmış burada gözüküyor. Dikkat çekici olan tablo inceliğinde şimdi oğulları muazzam atlar ve aygır olmuşlar. 38 Neame'nin. 48 Neame anne hattı üzerinden de Bibi, oradan da Ateş Bibi vermiş. O da evet. Bir dişat. Evet. Dolayısıyla burada direkt Neame'nin yürüdüğünü herhalde tabii, net bir şekilde görebiliyoruz. Yani X evet. Kromozomu devrede. Herhalde. Evet. Orada tabii 48 Neame'nin eşleşmesinde Volga 2 ile Kayhan Bey arasındaki fark, birisi Hilalüzzaman aygırı, diğeri ise Seklavi aygırı. İki farklı hat tercihi var. Tabii burada yetiştirici Hara olduğu için devlet arası tercihini bu yönde kullanmış ama Berkoş'la bağlantılı olan biraz sonra inceleyeceğimiz bir pedigri dizisi olacak. O pedigri dizisinde Berkoş'un da yerini anlatacağım. Ateş Bibi'ye kadar geldiğimizde hemen alt tarafta Ateş Bibi'nin altında yine 48 Neame'nin bir kızı var. Yani Hara şunu yapmış. 38 Neame Volga'dan başarılı tay veriyorsa o zaman biz 38'in kızı 48'i de Volga ile deneriz demiş. Denemişler. Alsevin isimli kısrağı yetiştirmişler. Alsevin'i de Hara'da bu sefer şu ana kadar tabloda çok fazla görmediğimiz saat hattının
Albatur Caş koluna gitmişler ve Caş 18 Maliki orijini Kafkas Şahı'ndan boylamı yakalamışlar. Bu da şimdi ailede yeni bir eşleşmeyi kat olarak düşünürsek bir kat daha yukarıya çıkmış oluyor. Yani anne hattından gelenlere bakalım, tekrardan hatırlayalım. Kuruş 8 ile 23 name çıktı. 23 name çok verimli bir ayrılık, özür dilerim, damızlık kariyeri yaşadı. Bu damızlık kariyerinde işte demir, kır, balık, işte 38-39 nameler gibi çok iyi kısrakları verdi. 38 Hilal-i Zaman'a gitti. Bir kat daha çıktık Volga 2'den. Çok iyi atlar çıktı. Altta ise sanki Kayhan Bey'de bir boş şey var, çekim var gibi. Ama mecbur Volga'nın dışında da denemeler yapacaksınız ki ileride belki onu Volga'nın bir oğluna çekebilirsiniz. Yani o da bir çapraz metot. Ki ben o eşleşme mantığıyla şunu söyleyeceğim. Şimdi bak, buradaki düzene çok dikkatli bakarsak şunu fark edeceğiz. Volga'nın şu an günümüzde aygırlık yapan yavrusu kim? A Karaca. Oradan Frikya. A Karaca'ya geldiğin zaman, A Karaca'nın en başarılı olduğu eşleşmelere baktığın zaman kısrak babası, ön plana çıkan kısrak babası kim? Demirkır. Demirkır'ın orijini ne? Yozgat'ta bir 23 name. Yani tabloda 23 çok name güzel. Volga, 23 name Yozgat'ta bir Volga geçişinin aynısı A Karaca'nın Demirkır'la uyum sağlamasında da var. Yani Hara zaten aynı elindeki formülü orada da kullanmayı devam etmiş. Boylama geldiğimizde ise Caş'la bir üst kademeye çıkış var. Belki bu aileden eşleşme yapacak olan yetiştireceğimiz için biraz daha yol gösterici olabilir. Bir altta olan kısrak ise, 48 Niame'nin kızı ise 58 Niame. 58 Niame'ye baktığımız zaman ise 14 Alkuruş'tan olduğunu görüyoruz. Bu da 20'de de bir Caş. Evet, bir sonra ona geleceğiz zaten. Az önce gördüğümüz 14 Alkuruş Beydağlı eşleşmesini burada şeyde yakalamaya çalışmışlar. Yani 58 Niame'yi damızla ayırırken yakalamaya çalışmışlar öz kardeş olarak. Ve onu da yine en iyi yavrusunu nereden almışlar? Ateş topundan almışlar. Yine kuruşa gitmişler ve ateş bibiyle benzer bir eşleşme, ateş yağmuru ortaya çıkmış. Burada tabii 48 Niame'yi biraz geriye alıp 48 Niame'nin kardeşi olan 46 Niame'ye baktığımızda, ki o da Kayhan Bey'den olduğu için 46 Niame, 48 Niame öz kardeşler. En dikkat çekici yavrusu bence Erbaba'ydı. O da yine Ersoylu. O da Ersoylu. Ersoylu bir önceki tablomuzda zaten Niame hattının içerisinde yetişmiş bir aygır olarak gözüküyordu. Bunu bir sonra isteyeceğim. Biz ilk tabloya yani demin laf attık. 3'e geçince film tam anlamıyla kopuyor herhalde. Yani 2'de şu alt kısmı bitirelim. 46 Niame'nin yine altında demin sen de söyledin. Şirin Mişirin yine Caş geçişi var. Peki Şirin Mişirin'in annesi kim? Kınalı Gelin. Kınalı Gelin babası kim? Pir Karaca. Pir Karaca kimin oğlu? Volga'nın oğlu. Dolayısıyla önce Volga'yı bir kat çıkmak anlamında, bir üst kata çıkabilmek için Volga'yı veriyor. Arkasından da tekrar Caş'a giderekten Şirin Mişirin'le aynı katı çıkmayı başarıyor. Tıpkı boylamda olduğu gibi. Bu şimdi şunu gösteriyor bize. Yani şuraya kadar konuştuklarımız. Pedigrinizde eğer ki bu unsurlar varsa, başarılı olmak istiyorsanız, iyi bir yarış atı yetiştirmek istiyorsanız, işte formülasyon bu. Çok basit aslında. Benim atımdan çıkmıyor, benim atım üretmiyor, benim kısrağım kötü bir kısrak. Şurada görüyoruz işte, yani veren ve doğru işte kan uyumu dediğimiz şey bu. Yani bizim pedigride böyle defalarca evet kan uyumuna bakalım bakalım ne var bir bakalım dediğimiz şey bu. Bestekere baktığınızda kağıt olarak ya tamam bu kesin şampiyon çıkar şeyi yok. Ama işin matematiğine inerseniz alt kırılımlara. Şimdi aynı şey yok mu orada da? İşte Volga Name, alt Volga 2. İnerseniz. Arada Bilgin var, Seklavi. Bak şimdi Volga 2, Seklavi geçişini yukarıda neyle yapmışlardı? Kayhan Bey'in üzerine Volga vererek yapmışlardı. O da kimdi? Al Sevindi. Saat hattına gittiklerinde kim çıkmıştı? Boylam çıkmıştı. Şimdi burada da önce Volga var, arkasından Seklavi Aygırı Bilgin var. Onun altına bu sefer Özhaber Saat geliyor. Özhaber'le birlikte de Bestekar geliyor. O zaman Bestekar demek ki sürpriz bir yarış atı değil. Eğer bu eşleşmeyi bilinçli olarak yaptılarsa ki işte yapanlar bilinçli yapmış. Burada formülü birebir yerine koymuş. Ben tabii arada bir sürü at vardı. Aradaki yabancı maddeleri çıkartıp daha anlaşılır olması açısından birbirine en çok benzeyenleri koymayı tercih ettim.
Bu hattın son koyduğum kısra ise Elinname'di. Elinname'de yine bir Volga kızı ve bu kısrağında Hara'da Sertan'dan olan Öktenalp, Sertan da bir kuruş aygırıdır bu arada, Berkoç'tan olan Şah Kartal, yarış hayatını hatırladığımız, en azından 90'lı yılların, 2000'li yıllarda hatırladığımız atlardan bir tanesi ve yine Kayhan Bey'den Tarkan. Yani hiç şaşırtıcı değil. Volga 2, Kayhan Bey üst üste bindirme ve neticede çok başarılı olan atlar karşımıza çıkmış. Üçüncü tabloya da ufak ufak bakalım. Orada bir 39 gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Evet. Herhalde gelmiş gibi en iyi kısraklardan bir tanesi diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Şimdi demin gördüğümüz formülasyonu tabii Hara şöyle. 38'de bunu uyguladı. Ama 39'un bütün eşleşmelerinde aynı formülü uygulamış mı uygulamamış mı, ona da bakmak lazım. 39'un tabii ki en başarılı taylarından bir tanesi Özgün Han. Onun sonrasında Yavuzca, Dinçer Bey, Samay, Halit, Kadam, Evren, Doncuhan, bir sürü bir sürü çeşit vardı orada. Batiskaf'tan Kadam bile grup kazandı. Dolayısıyla oradaki sıralama açısından baktığımızda hani en başarılıları Özgün'den vermiş gibi söyleyebiliriz. Ama Alba Tur'dan verdiği Halid'in de öyle çok böyle yabana atılır böyle daha az başarılı ya da daha kötü grup diyebileceğimiz... Grup 1 kazanmış, grup 1 kazanan yavrular vermiş Halid. Yani inanılmaz derecede başarılı bir attır. Ondan dolayı Halid'i de böyle ben Halid hiçbir kenara atar pozisyonda değilim. Şöyle bakalım yine. Yalnız 39... güzel tesadüf sevgili şair. Şimdi Kadam Batiskaf'tan grup kazanıyor. Halid'in de en çok kazanan oğlu Karaözüm'ün kısrak babası Batiskaf yine. Demek ki neymiş? İkisi aynı anda aynı yere uyum sağlıyorsa neame etkisi her ikisinde de çalışıyor demekmiş. Bu bizim bir pedigri okuma yöntemimizdir. Yani iki aynı ortak ataya sahip, aynı anne atından gelen iki attan ya da aynı pedigri detaylarına sahip iki attan bahsediyorsak ve ikisi de uyumlu sonuçları birbirleriyle elde ediyorsa bu arka plandaki ortak atanın genetik yapısını taşıdıklarını ve bu buna uygun eşleşmeler yaptıklarını gösterir. Şimdi bu kısımda Özgün Han, Özgün yine saat, Yozgatlı saat geçişi oldu. Ama arkasına gelen kısımda Özgün Han'ın alt tarafında ne var abi? Taykut var. Taykut'un alt tarafı ne? Volga. Fanizan var, alt tarafı ne? Volga. Yani iki Volga'yı 23 nameye birleştirmişler. Bir ama işte o parçalı pedigri modellerinde, yani pedigrinin parçalarını birleştirme modellerinde o Volga'yı verirsem netice ne olur diye bakmışlar ve Taykut çıkmış. Demek ki o formül hala çalışıyor. Tabi Yavuzca ve diğer aygırlarda bu çalışmış mıdır? Çalışanlar var, çalışmayanlar var. Onlarla ilgili pedigileri daha detaylı yani zamanlarda şöyle bir konuşabiliriz. Formül geldi. Özgün kızları Frigya ile denenebilir mesela bu durumda. Gerçi onun aşağı tarafında 55 kemiği atarak o zaten belli ölçüde belli kısmını taşıyordu. Bakalım ben de kağıt üstünde söylediğin şeye bakmaya çalışayım. Şimdi burada tablonun devamında şu var. Aşağıya doğru inersek Zaferim isimli bir kısrağımız var. Şimdi bu kısrak 39 Neame'nin yine Özgün'den olan bir temsilcisi. Ben oraya Kayhan Bey yazmış olabilirim. Az sayıda siz onu çok dikkate almayın. Tabloda eksik ve yanlış bir şeyim olmuş olabilir orada. Hemen önümdeki notlardan da bakayım. Oraya Özgün yanlış geçmişim. Özgün yavrusu olduğunu biliyorum da ben tabloyu hazırlarken şimdi kopyala yapıştır yapmanın işte kötü olan taraflarından bir tanesi bu. Arada bunları kaçırıyoruz. O kadar çalışmanın içinde herhalde mazur olsun, görmem gerekirdi onu görememişim. Tabi orada önemli olan şey şuydu. Zaferim Özgün olduğu halde Nevra kız Haber Batur niye Haber Batur'a gidilmiş? Hayır, niye Haber Batur'a gidilmiş? Çünkü ikisi de saat attının aygırı. Genelde Hara bu sade saat kısmını kullanmıyor. Evet, senin dediğin formülasyonda A Karaca'nın babası Volga, 55 kemiği atarak aşağıda Bodrum, yani Berk aşağısı al nasip. Bestekarı da yakalıyoruz orada biraz herhalde. Bu yani bu formülde ne eksik? Bu formülde Neame'nin Yozgatlı olan bir Neame'nin özgünlüsü varsa mesela bir Özgün Han kızı varsa direkt Özgün Han kızıyla Frigya anahtar yani kilit. Öz haberle de 55'i de yakalayıp bestekar gibi bir atı verdiğinde o da tabii aynen o da formüller dahilinde oluyor o zaman.
Yine burada Zaferim'in alt tarafına gelen atın, yani Nevra Kız'ın altına gelen atın Tanatar olduğunu görüyoruz. Tanatar da Serdar Han'dan ortaya çıkan bir şampiyon. Bir hatırlarsan Tanatar nasıl bir karaktere sahip bir yaş hayatında? İnanılmaz hızı vardı, süreti vardı. Şimdi iki saatin üst üste bindirmesi, saat en fazla hangi anne hattıyla uyum sağlar? Kemiyet olarak. Serdar Han'ın anne tarafı nedir? Aydır Serdar Han'ın anne tarafı. 4 kemiyet olarak, 22 kemiyet olaraktan gelir. Dolayısıyla baba tarafı Berk olsa Serdar da... Serdar Han Sahra değil miydi aşağısı? Bir alt daha tarafı, aşağı daha aşağısından bahsediyorum. Serdar Bey'in alt tarafından bahsediyorum. Evet. 32 Sahra söylediğin doğru. Ki 32 Sahra da Volga taşıyor. Zaten onu biraz sonra pedigride göreceğiz. Dolayısıyla biz Tanatar dediğimiz atın pedigrisel açıdan ki dizayn eden kişi de kendisi de bunu defaatle söyledi. Eşleşmeyi kendisi yaptı ve mantığını da kısmen anlattı. Biz burada söylemiş olalım. Serdar Bey üzerinden gelen Kemiyotrak 4.22 geçişi, alt taraftaki 32 Sahra'dan gelen Volga, üst taraftaki Haberbatur'dan 26 Kemiyotrak ve yukarıdan gelen Zaferim Özgün. Özgün hat olarak bakıldığında name ile birleştiğinde, yani bir Yozgatlı 23 name ile birleştiğinde formül parçalar yerine oturduğu için, kendini tamamladığı için ortaya bir Tanatar çıkmış gözüküyor. Bir de ilaveten o formüle iki efsane kısrak aynı kağıtta buluşmuş. 26 kemiyotrakla 39. Eskiler 4 mencülle 4 kemiyotrak 4 rode, o 4'ler vardı. Şimdi onu biraz daha değiştireceğiz herhalde. İşte 26 kemiği yatırarak 39 niyame ve diğer bir iki kısrağı daha dahil edeceğiz gibi gözüküyor. Edebilirsek muazzam. Yine özgün eşleşmelerinden birisi de 53 niyame. 53 niyame tabii Hara'da bakıldığı zaman 39 niyamenin niyame ismiyle gidenlerinden bir tanesi. Çünkü sonra Hara ne yaptı? Bu isimsiz kısrak muhabbetini kaldırdı. Bunlara artık özel isim vermeye başladı. Dolayısıyla şimdi görüyoruz işte bereket. Bereket ama hangi aileden geldiğini açıp bakarsan görebiliyorsun yani. O yüzden 53 Niame de bu yöndeki son gördüklerimizden bir tanesi. Onun altındaki Gül Endam da aslında Hara ismiyle bildiğimiz bir kısra ama burada özel ismiyle ben tabloyu aldım. Tabii 53 Niame'nin eşleşmesi Güncan Han'ı veren eşleşmesi Akyel'den. Şimdi Akyel dediğimiz zaman da İlahizaman 25'e gitmemiz gerekiyor. Yani İlahizaman 25'in 54-75'in oğullarından bir tanesi Akya. Aynı eşleşmeyi bir de Gülendam'da tekrar etmiş Hara. Direkt daha da yakınlaşmış. 25 ilerli zamanın kendisine çekmiş. Gülendam'ı almış, damızlığa ayırmış. Arkasından burada iki tane tercihi var. Bir tanesi Sekle ve Aygırı olan Altaha'ya gitmiş. Akarçay'ı yakalamış. Kuruş'a gitmiş. Akoz'u yakalamış. Şimdi ilk tabloyu hatırlarsan ne diyorduk? Volga üzerine Seklevi Aygırı Kayhan Bey'le yapıyorlardı. Sonraki dönemde Bilgin'le yapmışlardı. Şimdi Bilgin, Serhan Bey, Bilgin dediğimizde aklımıza ne geliyor? Altaha geliyor. Niye? Serhan Bey 77 Mebruke pedigri olarak. Şimdi o zaman burada bizim Akarçay'ın ortaya çıkışı sürpriz bir eşleşme midir? Hayır, değildir. Çünkü yine planlı, tam olarak hedefine doğru giden bir eşleşme olarak gözüküyor. Yine ilk tabloda hatırlayacak olursak Kuruş Aygırlarına gidildiği zaman Niame her zaman iyi sonuç vermişti. Ki bu aileden yetişen Tamer'in oğlu burada aynı zamanda Akoğuz'un babası olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi Hara'nın yine tercihlerinden bir tanesi 53 Niame için. Orada bir Niame akrabalığı da oluşmuş o zaman. Tabii arka planda bir tarafı 45 Niame'den gelip 25 geçişli oluyor. Öbür taraftan 17'den geçiyor. Arka tarafta 6 Niame'den birleşiyor bunlar. Tamer'in oğlunun kendisi de burada Kuruş hattından yetişmişti. Yine bu tablodan hatırlıyoruz. Kuruş 8. Kaderi belirleyen kısrak babası. Kuruş 8 iki tane çok ciddi 25 ve 23 namenin babası olarak burada eşleşmeleri tamamen değiştiren isim olarak gözüküyor. Yine 3. Tabloya döndüğümüzde Berdan Gülü'ne bakacağız. Berdan Gülü de 53 namenin yine kısraklarından bir tanesi. Emal. Ama bu kez baba Emal. Şimdi Hara kan tazelemeye gitmiş. Emal biliyoruz ki çok ciddi sürat taşıyor. Peki Emal'le netice değişmiş mi? Berdan Gül'ü arada kan tazelemesi almasına rağmen en başarılı iki yavrusuna baktığımızda Berşan'la Fırat'ın yine öfkesi Tamer'in Tamerinoğlu'yla parça tamamlanmış oluyor. Yani o pedigri parçaları yerine oturmuş oluyor. Dolayısıyla biz ne diyoruz burada? Arada kan tazelemesi de olsa farklı bir hat da olsa. Mesela doğru düzgün al kuruş hattı yok.
Turbo yok bu denklemde. Çünkü turbo bu hatların yetiştirildiği dönemde ortada yoktu. Sonradan geldi. Bu hatlarla olan denemelerinde de belki ilerleyen dönemde irdeleyebiliriz. Ve 39 namenin başarılı, diğer tayları aygırlık yapan Evren ve Don Juan. Biri Umut, biri ise 12 Alkuruş, 50-85'in oğluydu Don Juan. Onların aygırlık kariyerleri ve başarılarına bakıldığında yukarıda saat attı aygırları, yani Özgünan gibi, Halit gibi saat taşıyanlar ve özgün saat geçişli kısrakların elde ettiği sonuçlar kadar başarılı değil. Dolayısıyla bu da aslında pedigrinin belli yerlerinde saat olması gerektiğini, yani bu ailenin hattını daha da açarken saate gitmek gerektiğini gösteriyor. Şimdi bu bakış açısıyla Özgünan'ın en başarılı taylarının büyük çoğunluğunda ben Volga kanı var desem ve bir yerlerinde hep kuruş kanı var desem sence sürpriz olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü niye? Söyle. Burada ailenin, Neame ailesinin tamamen çalışan unsuru bunlar. Şimdi bunların detaylarını tabii pedigrilerde de göreceğiz. Görelim. Taykut'un pedigrisi gelsin ekrana. Yarışı gelsin istersen. Biraz hep pedigri bir nefes alalım hep. Evet evet, aynen Taykut'un öyle. Taykut'un kazandığı yarışı izleyelim. Nasıl bir atmış? Aldı, dışarıya doğru açıldı. Onun dışından Serdüme'nin ataktan izliyorum. İçeriden de Beşnul Denizim daldı. Son viraj dönüldü. İçeriden yürüdü Beşnul Denizim. Dışında Yeltay. Daha dış kulvardan buralarda Serdüme'nin, Taykut'un gayretlerini izliyorum. Dışarıdan 11'un Serdüme'nin, 16'un Taykut geldiler. Aralarında bir lider kuraşına girdiler. Taykut içeriye yakın. Dışında Serdüme'nin rakiplerinden ayrıldılar. Taykut 3 yaşlı Tay dışındaki Serdüme'ne hakim oluyor. Bir boy kadar Taykut önde. 1,5 kat boy kadar Taykut önde. Cumhuriyet Kupası koşusunu 16'lı Taykut kazanıyor. 11'li Serdüme'nin ikinci, 2'li Batman Aslan'ı üçüncü, 15 numaralı Oğuz Boylu, 3 numaralı Budakan tabelayı tamamlamak için yakın girdiler aynaya. 3 yaşlı Tay olarak tarihe adını yazdırdı Sayın Serkan Yıldızhan'ın 16 numaralı Taykut'u Halis Karataş'la Cumhuriyet Kupası koşusunu kazandı. Evet, son yıllarda izlediğimiz en güreş atlardan bir tanesi. 3 yaşındayken yaşça büyük rakipleri arasında muazzam işleri imza attı. Domine etti koştuğu dönemi. Şimdilerde de aygır Taykut, evet. Özgünan'ın soyunu devam ettirecek. Herhalde en önemli oğullarından bir tanesi. Adaylardan bir tanesi tabii ki. Serdümen benim çok yakından tanıdığım atlardan bir tanesi. Bizim Sert Yıldırım'da çünkü çaprazda kalıyorlardı. Aynı ahırda kalıyorlardı. Bir ahırdaşlık durumları vardı, yani arkadaşlık durumları vardı. Ben Serdümen'i kendi ellerimle defalarca besledim. Yani bizim aldığımız işte genelde mesela biz ödül olarak da kuru üzüm falan götürürüz. İncir falan götürürüz. Öyle götürdüğümüzde Serdümen'e de, seyisine de buradan selamlar olsun Recep'e. Bayağı bir beslemişliğim var. Yani yani buradan önce tımarda çok birkaç üzüm daha versek. Aynen, üzümler az kalmış. Yetmemiş diyeyim. Ki hayatın en iyi yarışlarından evet, birini yaptı aslında. Aynen, Serdümen inanılmaz. Evet, karakterli bir yarış atıydı. Mesela tımarında çok sert. Ama tımar dışında yanına rahatlıkla yanaşıp da iletişim kurabildiğiniz atlardan bir tanesiydi. Gezintilerinde, idmanında, ahırında çok sıklıkla gördüğüm için de karakter olarak sevdiğim atlardan birisidir, öyle söyleyeyim. Şimdi Taykut'un buradaki performansı tabii ki güzel bir performans. Kazanmış olduğu klasik, Türkiye'deki Arap atlar arasındaki en önemli klasik yarış. Dolayısıyla bu yarışın özelinde düşündüğümüzde bu başarıyı gösteren bir atın aygırlık kariyerini yapması oldukça normaldir. Beklenen bir durumdur. Dolayısıyla biz Taykut'un pedigrisinde demin konuşmuş olduğumuz hatların hangileri var, hangileri yok, tablo üzerinden, yine pedigrisi üzerinden buna bir bakalım. Evet. Evet. Hatta Taykut'a gidecek hangi kısrak hatlarıyla başarı evet, elde edilebilir, onu da konuşalım. Şimdi 3 farklı renk kullanıyoruz. Bunlar da Özgün, biraz daha yeşil, Neame 39, yani Neame'yi anlatan hatlara kırmızı ve Volga'yı da maviyle göstermiştim. Bunların arasından hangisi daha çok hoşunuza giderse siz o renk olarak yapabilirsiniz kendi evinizde. Özgün, 39, Neame ve Volga. Diyeceksin ki kuruş mu eksik? Hayır, alt taraftan bakarsan Tulrap 43 mahsusede kuruş var. Diyeceksin ki Seklavi mi eksik? Hemen bir alta bakarsan da 31 Seklavi'yi
Bir altta da görebilirsin 41 mahsus senin babası olarak. Saat zaten yukarıda. Saat zaten yukarıda. Dolayısıyla Taykut bizim bu parçalı modelin içerisinde parçaların hepsini Seklavi, Tulrap yani 31 Seklavi, Kuruş, Tulrap, Hilal Zaman'dan Volga ve yukarıdan Name ile birleştirerek hepsini yerine oturtmuş gözüküyor. Yani pedigrisi dizayn açısından oldukça doğal ve doğru. Al Kuruşkan'ı tabii ki pedigri içerisinde gözükmediği için düzgün al kuruşlarla yani özellikle turbolarla belki böyle bir deneme yoluna gidilebilir ki turboda biliyorsunuz anne tarafında Özüşan taşır. Özüşan'a taşıdığı için de saattir. Saat olduğu için de burada özgün tarafına uyum sağlama ihtimali var. O eşleşme modelinde yine hem kısrak sahipleri kendileri yapabilirler hem de bir bilene danışmalarında fayda var. Burada tabii Outcross'a gitmek mi, akrabalık yöntemine gitmek mi, yani bir 23 name akrabalığı denenir mi, denenirse nasıl denenir saat yapmak anlamında. Ben o zaman çok iddialı olurdum. Mesela bir Halit kızı denemeyi isterdim. Halit kanı taşıyan bir kısrak denemeyi isterdim. O da 23 name üzerine hatta 39 üzerine tabii ki doğal olarak bir akrabalık getirirdi. Şeylerle de uyum sağlar mı sence? Şimdi son yıllarda epey de var artık yabancı kanlardan gelen kısraklar. Emmail kızları atıyorum. Kaisberg kızları. Yani orada tabii şöyle bir durum olabilir. Şimdi Türkiye'ye gelen yabancı kanların hemen hemen hepsi saat kanıyla iyi netice aldılar. Ve saatin dışındaki hatlarda verim o kadar yüksek olmadı. Mesela kara üzüme baktığın zaman anne Batiskaf kızı alt tarafı kemiği oturak ama üst tarafa bakıldığı zaman saat. Yani sade dönüp dolaşıp bir şekilde geliyorsunuz. Dolayısıyla o karşılaştırmayı belki oradan yapmak lazım. Biz Taykut'un pedigrisini neyle karşılaştıracağız? Yani bizim için örnek olacak ikinci pedigri hangisidir? Bosna Ersek. O zaman Bosna Ersek'i de gelsin. Bosna Ersek'i de ekranımıza alalım. Yine tabii önce bir yarışını izleyip hatırlayalım nasıl bir attı. Burada şuna dikkat edeceğiz. Taykut'un fiziği, yarış karakteri, stili, buradaki atın fiziği, karakteri, benzerlikler ve yabancılıklar noktasında bakacağız. Evet. Geride 5 numaralı Özak Bey sırasıyla son viraj dönüyor. Düzlüğe çıkılırken 2 tay tempolarını artırdılar. 3 numaralı Nefertay'ı yakaladılar. Bunlar 1 numaralı Bosna Ersek ve 2 numaralı Hızlı Ahmet mücadeleye başladılar. Ortadaki 1 numaralı Bosna Ersek içindeki 2 numaralı Hızlı Ahmet'ten kurtulmaya çalışıyor. Son 200'e yarım boy 1 boy farkta 1 numaralı Bosna Ersek önde girdi. İçeriden Hızlı Ahmet gerilerden 7 numaralı Taşantay saldırıyor. 1 boy kadar 1 numaralı Bosna Ersek lider dışarı. İçeriden Yedirul Taşantay içeriden Hızlı Ahmet geliyor ama potayı 1 numaralı Bosna Ersek buluyor. 2 numaralı Hızlı Ahmet ve 7 numaralı Taşantay arasında 2. ve 3.lük kararını varış hakemleri verecek. 5 numaralı Özak Bey 4. Evet 5. de 3 numaralı Nefertay oldu. Evet sayın yarışseverler TİGEM koşusunu 1 numaralı Bosna Ersek Selim Kaya ile kazandı. Evet. Al bir at yine. Al bir at. Yine 4 ayak 8 var. Benzerlikler açısından baktığımızda yine yarış stili olarak benzerlikler var yine diyeyim. Çünkü Arap atlarında da böyle çok stiller çok da ayrılmıyor. Evet. Bazen çok böyle bekleyebilir dediğiniz atlar da kaçabiliyor. Her zaman kaçan at da bekleyebiliyor örneklerini son grup yarışlarda da gördüğümüz üzere. Şimdi burada tabii karakter olarak, yarış karakteri olarak bakıldığında yine bir özgün an temsilcisinden bahsediyoruz ve yüksek bir yarış karakteri var. Yine Hızlı Ahmet'in de benzer bir durumu var. Hızlı Ahmet'le yine burada pedigrisinden bahsettiğimiz Bosna Ersek'in ikisi de yanılmıyorsam yabancı kan taşıyorlar. Şimdi demin sorduğun sorunun cevabı esasında burada var. Hani yurt dışından gelmiş kısrakların kanlarını denesek acaba burada bir açılım olur mu şeklinde. Bunu yine Bosna Ersek'in pedigrisi üzerinde göreceğiz. Üzerinde bandaj var herhalde. Evet. Peki dedim ben ama. Biz pedigriyi de görelim. Yarışın tekrarı nasıl olsa. Bu arada atı da merak edenler için bu sabah antrenörüyle tesadüfen konuştuk. Programda da inceleme şansı bulduk. Tedavisi olumlu şekilde devam ediyor. Yakında da sahalara dönecek Bosna Ersek. Bunun da bilgisini mi artık müjdesini mi vermiş olalım. Sevenlerine müjde olur tabii ki. Şimdi Özgün 39 Name yine pedigide baba tarafında Özgün'ün üzerinden geliyor. Demin anne tarafında görmüş olduğumuz hatlar şu an yok. Mesela ne yok? Deminki pedigide gördüğümüz mesela Volga yok.
Tulrab'ın olduğu yerde kuruş vardı. Burada kuruş yok. Bir alt tarafta 31 Seklevi vardı. Burada Kayhan Bey var Seklevi hattını temsil eden. Ama daha aşağıda Taşkent ile Erzurum'un onun altında da Kemiyo Tırak 31 gözüküyor. Ki bu bizim için önemli. Neden önemli? Kemiyo Tırak 31 Serdar Bey'in anne tarafından gelen Kemiyo Tırak kanını Tanatar'ın pedigrisinde takip edeceğimiz kanı burada direkt anne hattından taşıyan isim. Yine bu atın aygırlık kariyeri olursa söyleyeceğimiz noktalardan başlıcası şu. Anne tarafında Kuruş ve Volga bir hayli iş yapabilir gözüküyor. Bosna Hersek tercih edecek olanlar için. Evet, Bosna Hersek'te yine benzer Özgün 39. Yani Özgün Han'ın en iyi yollarından bir tanesiydi. Aynı aileyi Özgün'le birleştirmeye devam edeceğimiz bir pedigrimiz daha var tabii ki. O da Bestekar. Numaralı Egeberk daha sonra Korkmaz Efe sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe 5 numaralı Bestekar yalnız çıktı. Son 400 metreyi 4 boy kadar önde koşuyor. İkinciliğe geriden gelen 6 numaralı Kardeşcan girdi. Son 200 metreye girilirken 5 numaralı Bestekar rakiplerinin 6-7 boy farklı önünde. 6 numaralı Kardeşcan ikincilikte. Koşuda son 150 metreye de 5 numaralı Bestekar lider girdi. İkincilikte 6 numarada Kardeşcan var. Farkı azaltmaya çalışıyor. Ancak 5 numarada Bestekar 3 boy kadar önde. 6 numarada Kardeşcan ikincilikte Bestekar kazanıyor. 6 numarada Kardeşcan ikinci oldu. Koşunun üçüncüsü 8 numaralı Mehtar. Dördüncüsü 4 numaralı Özbil'den. Beşincisi de 3 numaralı Egeberk oldu. Uludağ koşusunu 5 numaralı Bestekar Halis Karataş'la kazandı. Evet, Bestekar muazzam bir at. Yarış hayatı devam eden safkanlardan bir tanesi. Yine burada direnciyle ön plana çıkıyor. Biraz evet. Dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. Mesafede tutabiliyor. Evet. Harika da bir eşgal var. Çok güçlü bir at. Pedigrisini görelim direkt bence. Bence de. Evet. Deminki pedigriler kafamızdan silinmeden çünkü yarış severleri izleyicilerimizi de düşündüğüm için söylüyorum. Şimdi demin ne yapmıştık? 38-39 Niame'den bahsederken 39 Niame'nin Özgün'le olan, eşleşmesi olan Özgün Han üzerinden gitmiştik. Şimdi burada karşımızda Özgün Han'ın öz kardeşi olan eşleşme var. Yani Yozgat'ta bir 23 Niame, özür dilerim, 39 Niame'nin öz kardeşi olan bir eşleşmeyi görüyoruz. Ve bu eşleşmede demin söylediğimiz şey şuydu. Volga Niame üzerinden, yani Volga 2, 38 Niame olarak bakıldığında işte bu Sertay, Hastay, Dostkaraca öz kardeşleri olan Volga Niame üzerinden Bilgin'e giden ve Suzi Dilara'ya giden bir eşleşme var. Yani Seklavi kanını buradan ilave etmiş gözüküyorlar ve sonrasında da Özhaber'e gidip Bestekar ortaya çıkıyor. Burada baba tarafından verdikleri kan Özgün. Yani Özgün'ü aşağıdaki Volga 38 Niame'ye götürmeye çalışıyorlar ve bu da başarılı olmuş gözüküyor. Tabi aynı zamanda denklemin içerisinde bir de Haber Batur'u girmiş oluyor. Haber Batur'un girmesi bizim için neden önemli? Çünkü Haber Batur'un babası olan Ersoylu da yine Niame hattının bir aygırı olarak gözüküyordu. Yani burada iki Niame hattını bir araya getirmiş gözüküyor bu pedigriyi dizayn edenler. Yine bu bu pedigrinin bir benzeri üzerinden de yine devam edebiliriz. Bir diğer aygırımıza geçmeden önce o zaman şöyle yapalım. Kısa bir reklam arasına gidelim. Hay. Şöyle bir çaylar, kahveler tazelensin. Sonrasında pedigrileriniz devam edecek. Pedigri analize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bestekar'ın pedigrisini konuşmuştuk. Sırada Tanatar'ın pedigrisini inceleyeceğiz. Kısaca bir yarışını hatırlayalım. Sonrasında da pedigrisini masaya yatıracağız. 6 numaralı Tanatar son 400 metreye doğru bir boy kadar önde. Dışından 2 numaralı Baba Mevlüt'ün atakları var. Daha geriden orta kulvardan 1 numaralı Akarçay'ın sprintini izliyorum. Bariyer dibine doğru 4 numaralı Darfur'da dalmış durumda. Son 200'e doğru orta kulvardaki 6 numaralı Tanatar bir boy kadar koşunun lideri. Dışından 2 numaralı Baba Mevlüt'ün ataklarını izliyorum. Son 100 metreye doğru içerideki 6 numaralı Tanatar direnmeye çalışıyor. Dışından 2 numaralı Baba Mevlüt'ün sprinti var. Son 100 metre 6 numaralı Tanatar 1,5 boy kadar önde. Dışarıdan Baba Mevlüt geliyor. 6 numaralı Tanatar kazanıyor.
2 numaralı Baba Mevlüt ikinci oldu. 1 numaralı Akarçay üçüncü. 4 numaralı Darfur'da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 6. koşu olan 23 Nisan koşusunu Gökhan Kocakaya ile start alan 6 numaralı Tanatar kazandı. Tanatar koştuğu dönemde süratiyle ve inatçı karakteriyle damga vuran bir isimdi sahalarımıza. Burada da Baba Mevlüt gibi çok hem yarış hayatında bir şampiyon hem de hala kariyerinde şu anda First Crop'ta lider isim olması gerekiyor. Muazzam bir atı geçerken de zorlanmıyor. Pedigrisine bakalım gelsin yine. Pedigrisi de bu süreti ve bu karakteri nereden almış beraberce görelim. Evet, yine Neame'yi arıyoruz. Neame anne hattında 39 Neame olarak var. Alt taraftaki tablodaki şeyleri ben beyaz yapmadığım için de biraz koyu gözükmüş ama Özgün yine yeşil olan kısımda. Yani Özgün 39 Neame Zaferim. Ve üst tarafta bu sefer Bestekar'ın eşleşmesinde gördüğümüz Haber Batur'u görüyoruz. Demek ki Haber Batur da burada önemli bir tamamlayıcı olarak kullanılabiliyor. Üste baktığımız zaman Volga'yı nerede görüyoruz bu sefer? Serdar'ın kısrak babası olarak 32 Sahra'nın altında görüyoruz. Ki 25 Sahra geçişi Ağa Karaca olarak da söyleyelim. 32 Sahra bu arada Ağa Karaca'nın öz kardeşi. Yani Volga 2 25 Sahra Ağa Karaca demek. Ağa Karaca da burada 32 Sahra olarak öz kardeşi üzerinden Serdar'ın anne hattına geçmiş gözüküyor. Ve üst tarafta da kırmızı çerçeveyi aldım. Serdar Bey'i görüyoruz. O da Doruhan 22 kemiğe tırak. Yani aşağıdan 4 kemiğe tırak'tan gelen anne hattı. Deminki eşleşmede tam tersi bir örneğimiz vardı. Anne hattının kökü 31 kemiğe tırak'tan geliyordu ki o da Serdar Bey ile öz kardeş gözüküyor. Yani pedigride yine 4 koldan bu formülün çalıştığını görüyoruz. Burada da örneğini gördük. Gidelim. Yine son yıllarda kum pisti özellikle muazzam başarılara imza atmış. Sayısız grup yarış kazanmış. Şahbazlıyız diyelim. Sonra da pedigrisini konuşalım. 3 numaralı Demir Döven oluyor. Düzlüğe temposunu artırıp 2 boy farklı önde çıkıyor. İkincilikte 4 numaralı Şahbazlı var. Gerilerden 5 numaralı Turabi'nin içeriden 1 numaralı Burkal'ın gayretleriyle son yüze giriliyor. 3 numaralı Demir Döven liderliğini 2,5 boy farklı sürdürüyor. 4 numaralı Şahbazlı ortadan içeriye girdi. Gerilerden 5 numaralı Turabi'nin çabalarıyla son 200 metre geçildi. 3 numaralı Demir Döven önde, içeriden 4 numaralı Şahbazlı saldırıyor. Son yüze giriliyor. 3 numaralı Demir Döven önde, içeriden 4 numaralı Şahbazlı geliyor. Demir Döven direniyor. Şahbazlı saldırıyor. Şahbazlı geliyor. Bir kez daha Şahbazlı kazanıyor. 3 numaralı Demir Döven ikinci. 5 numaralı Turabi üçüncü. 1 numaralı Burkal da koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Şirin Yer koşusunun galibi 4 numaralı Şahbazlı oldu. Deniz Yıldız da kazandı. 6 numaralı Dolu Dizgin'de ekürüydü. Evet. Burada da yine bir inatçı yarış karakteri var. Demir Döven evet. Gibi kum pistin geçilmesi ve bileği bükülmesi çok zor atını mücadele ederek ve iç kulvardan bariyer dibinden gelerek geçen Şahbaz'dı. Sahada da uzun yıllar kaldı. Burada da bir dayanıklılık görüyoruz. Tanatar'da bir sürat artı inatçı yarış karakteri vardı. Burada ise biraz daha mesafe tutan bir isim. O bu özelliklerini nereden almış? Şahbaz'da bu dayanıklılığı nereden almış? İncelerim pedigrisini görelim. Yine deminki pedigrilerde aklımızda kalan noktaları hatırlayacağız. Özgün bakacağız. 39-38 Niame, yani Yozgat'ta bir 23 Niame eşleşmelerinin uzantısı var mı diye bakacağız. Demin yine Sezgin Kemiyotrak 4 eşleşmesindeki diğer unsurları da söylemiştik. Şahbazlı'nın pedigrisi de gelsin. Onun üzerinden bakalım. Bütün bu unsurlara. Evet, şimdi üst tarafta 23 saati görüyoruz. 23 saat Berkoş geçişini görüyoruz daha doğrusu. 23 saat bizim için niye önemli? Çünkü Sezgin 4 kemiği tırak 23 saat az önce konuşmuş olduğumuz anne hattının tesisinde 31 kemiği tıraktan bahsederken ya da Serdar Bey'in anne hattının oluşumundan bahsederken gördüğümüz kanattı. Aynen burada da geçerli. Demek ki bu pedigri modelinin bir parçası da bu. Dolayısıyla Berkoş'un Sebat'ın pedigrisini hatırla. Hani biraz sonra da konuşacağız gerçi. İlk tablomuzda konuştuğumuz noktada Berkoş bu aileye uyum sağlayan atlardan bir tanesiydi. Sebebi burada gizli. Burada hemen Yaşarcı'nın anne tarafına bakıyoruz. Yaşarcı'nın anne tarafında bizim kahramanlarımızdan Volga 2 Kısrak Babası hanesinde 43 Niame'de bir altta yer alıyor. 43 Niame'nin özelliği de şu.
38 ve 39 Neame'nin öz kardeşi. Yani biz burada 39 Neame daha çok aygır üretmiştir. 38 Neame Hastay, Sertay ve diğer ürettikleri üzerinden konuştuğumuzda böyle çok başarılı kısraklardır dediğimiz yerde 43 Neame de aslında çok aşağı kalmaz bir isim. Yani Devirhan gibi, Talimaneli gibi ki bir tanesinin babası farklı ama diğerinin Volga'dır. Burada çok önemli atlar ürettiğini de 43'ün de görüyoruz. Peki 43'ün karşısına acaba şimdi bu pedigrileri konuşurken şunu söyleyenleri duyuyorum. İşte 26 kemiye oturak akrabalı yapsak ne olur? İşte Öz Haber olmuş, Haberkan olmuş. Evet. İkisi de Haber Batur üzerinden ve bunlar başarılı aygırlar olmuşlar. İşte Öz Haber'in tayları koşuyor, Haberkan da baş hükümdarı vermiş. Evet. Demek ki o denemeleri yapmak gerekiyor. Şimdi burada da 23 name üzerine yapabilir miyiz konuşuyorduk ama 23 name genelde Özgün'le ve Volga'yla geçişlerini yaptığı için genelde yapacağınız eşleşme bir öz kardeşe denk geliyor. Ama burada sadece Halit bir alternatif. Yani Halit'in annesi 39 olduğu için 39 name ile 43 name öz kardeş ve öz kardeşlerin aynı pedigriye girdiği bu eşleşmede Şahbazlı gibi bir at ortaya çıkıyor. Anne attı Zehra. Bir alta baktığımız zaman işte Umut Bey var. Özür dilerim. Umut var. Karıştırmayalım. Umut Bey kuruş aygırı. Umut 2 saat aygırı. Arada da Taşkent var. 14 Hilal Zamanlı oğlu. Yani aşağıdan geldiğimizde Hilal Zaman saat üzerine saat üzerine saat diye giden bir pedigri. Yani saatler bir araya gelince de çalışmış. İşte yoğunluğu şimdi Haran'ın bunca yıl outcross yapıp pedigrileri birbirlerinden uzaklaştıralım, hatları sağlıklı bir şekilde koruyalım, kaybetmeyelim politikası. Biraz başarı Hara açısından başarılı ama bunu özel yetiştirici yapmak zorunda değil. Özel yetiştirici kendi yöntemlerini işte yaratmış burada. Yaşarcık'ta görüyoruz. Hem öz kardeş akrabalığı var, hem Volga ile 39 Neame'yi bir kez daha çeviriyor. Hem üst tarafta 23 saat üzerinden gelen Sezgin 4 kemiği olarak kanını da yine bu denklemin içerisine sokuyor. Peki Şahbazlı'ya kısrak çekmek istesen ne çekersin? Şahbazlı'ya kısrak çekemeyiz. Yanlış hatırlamıyorsam hayatını İşte çekmek isteseydin ne çekebilirdin? Şimdi pedigri öz kardeşi vardı Şahbazlı'nın hatırladığım kadarıyla. Yani damızlık olursa ya da bir dişisinden bahsedelim ya da aynı pedigri dizaynına sahip başkanlar için bahsedelim. Şimdi bu kağıtta kuruş nerede? Batur kızları düşünülebilir mi burada? Kuruş nerede diye bakarım, Seklevi nerede diye bakarım. Çünkü biz 23 Name'den açılımı yaparken Yozgat'ta bir Berk'in üzerine Volga geliyordu, evet doğru ama arada Kayhan Beyler ve bir yerde Bilgin, demin konuşmuş olduğumuz Bestekar pedigrisinde Bilgin de vardı. Yani bir Serhan Bey Seklevi taşıyıcılığı olan bir hat düşünelim ve kuruş da işin içerisinde olsun. Böyle bir kağıdı bence dört dörtlük tamamlardı. Aşağıdan Umut, yukarıdan Halit ve Yaşarcık'la üç tane saat. Ben Haber Batur'u dördüncü saat olarak eklemem. Evet. Ama tercihen olabilir. Gördük ya. Ama fazla oluyor burada da. Evet. Yani burada da yine modellemenin bir kısmında isimler değişmesine rağmen Türk arabacılığında hatlar sınırlı sayıda olduğu için fazlaca çeşit olmadığı için ve genelde başarılı olan hatlar öz kardeşler üzerinden işte anne kardeşler üzerinden devam ettirildiği için bu tip pedigrilerin parçalarını birleştirmek biraz daha kolay. Yani İngiliz atına göre daha kolay gözüküyor. En azından nereden ne geldiğini daha net gördüğümüz bir tablomuz var. Turbo nasıl olur? Şimdi al kuruş üst taraf tabii Mertol'den bu tarafa gelen Mertol Ricardo olarak gelen hatta bakarsan bir altta Özüşan var. Özüşan da sağda olduğu için ve buradaki saatlerin tamamlayıcısı yani Umut'la biraz daha çağrışım yapar. Ben olabileceğini düşünüyorum ki Varlık Bey de verdi. Ciddi, tabii ciddi anlamda ben burada bir kuruş eksikliği hissediyorum. Yani kuruş hattı Tamerinoğlu olabilirdi denenmesi halinde ne netice çıkacağını çok merak ettiğim kağıtlardan birisi olurdu yani şahsen. Yani akrabalı üzerinde. Evet. Turbo'da hanedan birleşmesinden Varlıklı gibi grup atıyor. Tabii şimdi denediğiniz zaman tabii o Yaşarcık'tan bağımsız bir şekilde yani tabii hanedan üzerinden baktığınız zaman onun tamamlayıcısına bakmak lazım. Turbo'da çok başarılı bir at ve çok iyi yarışçı karakteri olan atlar üretiyor. Kızlar üzerinden yetiştiricilikte uzunca dönem kullanılacak gibi gözüküyor. Öyleyse biraz daha eskiye gidelim. Sebat
Evet, sebat edeceğiz. Biraz daha eskiden. Gidelim. Bu arka arkaya gösterdiğimiz pedigrileri aklında tutarsa izleyicilerimiz, her pedigri bir öncekinin bir devamı ve de parçasında ne eksik ne fazla onu konuşarak gidiyoruz. Tabii yani farklı modellemeler, farklı kısa katları üzerinden de yapılabilir aslında. Yani bu güzel bir bence örnekleme oldu. Tabii tabii. Bunu şimdi biz Neame üzerinden yaptık ama gidersiniz kemiyeti olarak üzerinden iyi koşan atlara bakıp birleştirebilirsiniz parçaları. Yani bunun bir modelleme olduğunu, böyle bir işte pedigriyi anlamanın yarış gelebilir ekranda. Pedigriyi anlamanın pedigriyi böyle bir yerde konuşuyor olmanın getirdiği bir şey şu. Yani ben anlatıyorum, sen anlatıyorsun, işte diğer pedigrici arkadaşlarımız anlatıyor, sohbet ediyoruz. Deniyor ki şu olursa ve karşılığında da şu olursa bu işe yarıyor. Ben onu her zaman ifade ederken güzel bir çorba yapmaya benzetiyorum. Şimdi çorbanın içerisine rastgele baharat atıyor muyuz? Atmıyoruz. Niye? Çünkü biliyoruz ki o baharatlar bir araya geldiğinde o çorbanın daha lezzetli olmasını sağlıyorlar. Ama içine çok da böyle ne bileyim zeytin ezmesi atsanız mesela o çorbanın tadı bambaşka bir yere gider. O yüzden hani siz zeytin ezmesini atmayacaksınız işte. Ama hangi baharatlarla o çorbanın daha iyi olduğunu da işte biz anlatmaya çalışıyoruz. Bunu nereden? Baka baka öğrendik. Biz de yüzlerce binlerce pedigri baktık. Zaman ayırma, çalışma. Yani benim zamanım yok. Ben çok fazla bu işlere vakit ayıramıyorum diyenler için biz burada anlatıyoruz. Tabii ki aşım sezonu içerisinde, aşım sezonu dışarısında bunları çok sıklıkla konuşmaya devam edeceğiz. Yani Sebat benim eski dönemde takip ettiğim atlar anlamında yani çok da de götürdü bizi. Tabii tabii sevdiğim atlardan bir tanesiydi aynı zamanda. O dönemi yaşamış olanlar ki aklımızda en çok kalan benim o dönemde kalan Nabi Can, Şahbanaz, Abbasi böyle B grubu sonra A grubu olan atlar da yani. Ki çok ciddi bahisler. Serdar Han'la da ciddi kapışmaları vardır Sebat'ın. Yani bir kere hani hattın getirmiş olduğu bir özellik var. Bak mesela dikkat edersen bir kere alatlar ağırlıkta. Yani bunun da bir alt dipnot olarak aktarayım ve mesela bir kuruş hattı konuştuğumuzda çoğunlukla Kraygırlardan bahsederiz. Yani hilal zamanında değişir. İki tarafa da gider gelir. Mesela doruluğu ya da o anlamda daha koyu tonlu olan hatları daha farklı yerde konuşuruz. Sebat'ın da pedigrisi gelsin. Onu da tamamlayıcı pedigri olarak görelim. Şimdi ne arıyorduk biz? Öncelikle Neame ailesinden bir at arıyoruz ki burada ikinci anne 38 Neame olduğu için orada yerli yerinde duruyor. Kuruş bakacağız, Seklavi bakacağız, sonra saat bakacağız. Kuruş nerede burada? Kuruşu göremiyoruz. Seklavi nerede? Kayhan Bey'de. Kayhan Bey hemen burada Seklavi aygırı olarak karşımıza çıkıyor ve 48 Neame'yi oluşturuyor. Ve babaya baktığımız zaman da baba da saat attığından Berkoş olarak gözüküyor. Ama aynı zamanda yine az önce de Şahbaz'ı da görmüştüm. Evet ama burada aynı zamanda şu var. Berkoş'un kısrak babası Tulyar'da bir kuruş aygırı. Hatta bir altta Yediberk var. O çok çok önemli bir attır Yediberk. Yediberk'i de gördüğümüz yerde bunu iyiden iyiye dikkat almamız gerekir bence. Çünkü bu bizi farklı bir noktaya götürür. Özellikle Cahide ailesi içerisinde Yediberk'in önemi bir hayli fazla. Bir sonraki belki aile Arap atı seçtiğimde bir Cahide seçip Yediberk'in nasıl çalıştığını orada da anlatmak gerekiyor. Tabii burada 23 saat demin konuştuğumuz aygırlardan bir tanesiydi. Berkoş üzerinden bir kez daha konuştuk. Saat, Kuruş, Seklavi ve Neame birbirini tamamladı. Neyimiz eksik? Volga'mız yok, hilal zamanımız yok. Sebat damızlıkta kullanıldı. Belki çok başarılı olamadı ama az sayıda zaten. Bildiğim kadarıyla 5 ya da 6 yavrusu var. Onun dışında böyle bir kağıdımızı biz Volga'yla desteklemeyi düşünürdük. Tabii şimdi inceleyeceğimiz pedigriler bu kadar. Düşünürdük diyorum. Neden? Çünkü Volga da artık Ağa Karaca dışında çok fazla kullanamıyorsunuz. Haran'ın, Ağa Karaca da vefat öldü yani. Hani hat olarak Ağa Karaca dışında kullanamıyorsunuz. Çünkü Frikya şu an devam onun hattını olur. Devam ettiriyor. Ya da Ağa Karaca'nın başka damızlığa ayrılan çocukları olabilir. Kullanmak isteyenler olursa diye söylüyorum. Bunu şöyle formülize edebilirler. Mesela Frikya üzerine proje yapacak olan bir yetiştirici Frikya'nın pedigrisinden eksik olan noktaları alıp getirip teker teker parça parça burada evet ben o gün duydum, dinledim, programda söylediler. Şöyle bir Neame attı kısrak bulup değil mi? Tabii. Yani mesela ben şimdi Demirkır, Ağa Karaca kombinasyonlarının kaç tane olduğunu şöyle bir bakayım diye açmıştım önümde. Şöyle sayacağım.
Aygök var, Baha Bey var, Gökbakır var, 1 milyonu aşanlar, Göreme var, 813 yapan Katre var, 1 milyonu geçen Kralın Adamı var, yine 500'e yakın kazanan Ünalan var. Bunlar hep Ağkaraca Demirkür eşleşmesi. Yani Ağkaraca üzerinden o Volga'yı, Volga'yı 23 name, Yozgatlı bir 23 nameye götüren eşleşmelerin hepsi denenmiş, başarılı olmuş. Tabii Frikya bunlar arasında çok daha özel yere sahip. Ağkaraca tayları arasında özel bir yere sahip. Demir kazık kızları da olabilir sanki. Şimdi demir kazık da alt taraftan bu sefer seyyare gelecek. Seyyare gibi efsanelik kızlar gibi. Yani tabii o seyyarelerin çalışma prensibi biraz daha farklı. Onu da bence o aileyi konuştuğumuz zaman anlatalım. Bugünkü konuyla fazlaca karışırsa bu sefer onu nasıl birleştireceğini de anlatmamız gerekecek. Bir program konusu daha çıkar yani. Ağkaraca'nın ben Aygırlığa giden kim var diye bakıyorum. Bürebe, Gökbakır, Ulubatır, Kralınamı, Katre, Koca, Karaca Kurt, Son Yağmur, Göreme, Azem Şahlı. Bunlar arasında hatırladığım bir isim yok. Belki Bürebe'yi denenebilir. Olabilir. Gökbakır'ı da denenebilir. Belki denenmiştir de tam da emin değilim ama bunların hemen hemen hepsi yine bizim çok yakından gördüğümüz eşleşme. Volga gibi önemli bir şampiyon. Yavrularıyla da sahaya damga vurdu. Yarış hayatını zaten anlatmaya gerek yok. Sayısız grup galibi. Soyu sadece bir isim üzerinden devam işte ediyor. Orada, o da belki anne hattı devreye girmesiyle. Programın başındaki sohbetimize şöyle geri dönelim. Şimdi biz ne dedik? Aygır enflasyonu mu var dedik. Herkes atını aygır yapmaya çalışıyor. Evet, yapılmalı, zaten yapmak gerekiyor ama aygır sahibi olmanın gerektirdiği başka noktalar var. Hiçbir aygır sahibi dışarıdan benim aygırıma kısrak getirsinler diye piyasaya çıkmaz. Yalvar yakar kısrak yazdırmaz. Aygır sahibi olmanın gereği şudur. Siz aygırcılık yapacaksanız, o pazar ve piyasaya çıkacaksanız bir kere bir çok güçlü bir reklam pazarlama stratejinizin olması lazım. Aygırınızın gerek yarış hayatı gerekse pedigsel yönden çok kuvvetli tarafları olması lazım. Ciddi güzel bir konformasyon ve gerçek bir aygır fiziği olması lazım. Ben bu sene aşım yapan bazı atlarda hiçbir aygır fiziği görmüyorum. Yani çelimsiz, zayıf, ciğersiz, böyle etsiz, butsuz aygır olmaz. Dünyada soyunu devam ettirmiş ciddi aygırların birçoğunda iyi bir aygır fiziği vardır. Yani Cidago açısından söylemiyorum bunu. Mesela Northern Dancer dediğiniz at 1.57 Cidago'su var ama yani Northern Dancer tamamen bir kas yanı yani. Yani görmediğiniz kaslar vardır o atta. Yani o anlamda söylüyorum. O yüzden o aygır fiziği olmadan da o piyasaya çıkmamak lazım. Şimdi bunun dışında sizin aygırınızla ilgili anlatacağınızın bir hikayesi olması lazım. Mesela söyleyeyim. Şu kanatlının Türkiye'deki tek temsilcisi gibi. İşte Tapit Türkiye'de kimle şimdi gidiyor? Bir tarafta Pulpit Corinthian, diğer tarafta General Quarter Sky Mesa üzerinden gidiyor ama Trapshot da geldi, o da geldi. Şimdi birkaç koldan AP Indikan'ı gitmeye bazıları çalışıyor. Bazıları yürüyecek, bazıları yürümeyecek. İşte iyi olan tabii ki atçılığımıza fayda getirecek. Öbür taraftan baktığımızda yine dünkü sohbette olduğu için söyleyeceğim. Markavelli Johannesburg üzerinden gidiyor ki ben şunu hatırlıyorum. Hakan abi de programda geçen gün hatırlattı. Ya dedi Türk üstü böyle sen çok güvenirdin dedi. O kanın patlayacağını hep söylüyordun. Ya doğru, kan patladı da Turkish Stewart elimizde patladı. Hani Turkish Stewart'ten bir şey çıkartamadık. Turkish Stewart derken Justify yoktu da. Yoktu canım, onlar yoktu. Yani bu kan Johannesburg hat olarak açılım yapacak ve bir yere gelecek. Bu burada bir ışık var noktasını. Biz bunu 6 yıl önce konuştuğumuzda yani ne Scat dedi bu kadar parlak bir aygırdı, ne Justify ortalıktaydı, hiçbir şey yoktu. Ha sonrasında Markavelli geldi. Ben bir tane Markavelli tayına sahibim. İşte sahaya indirdim. Ya koşan oldukça kazan oranları da yüksek bir aygır. Ya, orası iyi. Ben hani şunu şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi baba Johannesburg 2 yaşlı dönemde 7'de 7 yaparak başlamış. İnanılmaz bir yarış attı. Üçlü döneme geçtiği zaman performansı biraz düşmüş ama sıradan grup 3 yavruları, listed yavruları bile aygır olarak denenmiş. Onlar bile başarılı olmuş. Türkiye'de Markavelli'nin koşan tayları başarılı. Markavelli'nin aynı zamanda bir başka özelliği daha var beni cezbeden. Markavelli'nin annesi Talahto'nun, kendisi Talahto'nun torunu. Bir altta Artishiller gibi bir atla kombinasyonu var. 13C familyası aşağıya doğru git. Türkiye'de yani Katapult da o aileden, Distinverative de o aileden. Yani iyi atlar üreten güçlü bir aile. 13C dediğin zaman Mr. Prospector'a gidersin, Seattle Sioux'a gidersin. O aile çok zengin bir ailedir, 13 familyasının o kolu. Dolayısıyla Markavelli tam kısrağını yani kısrak olarak kanını bulsa ben eminim grup bir atları çıkartacak. Bakalım bu seneki ikili jenerasyonundan bir hayli umutluyuz. Çünkü benim de çok ciddi destek verip çalıştığım bir seneydi. Hani aygırı hem kendi
atımı yetiştirirken hem de inandığım bazı kısrakları da bu aygırda denemiştim. Onların neticelerini göreceğimiz bir iki yaşlı dönem. Bakalım yıl içerisinde nasıl gidecek onu da takip ediyorum. Merakla takip ediyorum dünyadaki örnekleri üzerinden. Ya benim de nihayetinde inandığım aygırlardan bir tanesi de ilk geldiği yıllarda da ekürüyle de epey çalışmalar yapmıştık. Umarım bu yılki taylarıyla da hak ettim. Boşta bir kısrağın olsa kime çekersin? Yani bir tane kısrağım vardı. King David'e gönderdim şu anda. Ben hala bodyguard'a kısrağı çekemedim diye dövünüyorum. Yani işte elimde hani bodyguard'la tam anlamıyla uyacak bir kısrağım olsa hiç düşünmem. Şimdi orada tabii şu var. Sevdiğim atlardan konuşmayı seviyorum. Şimdi Tiger Mutt'u inceliyorum bu hafta. Bakacağım ne olabilir, ne bitebilir, neler çıkabilir diye. Bir sonraki hafta yeni bir şey inceleyeceğim ki iki program içinde hem program içerisinde içerik olarak bir şeyler hazırlama anlamında hem de bu atlarla ilgili dataları takip etme anlamında. Şimdi benim kendime ait bir A grubu aygır listem var. Bunlar hep tayları koşmuş atlar. Tayları koşmadan bu puanlandırmayı çıkartamıyorsunuz. Sadece orada anaya babaya bakıyorsunuz, yarış hayatına bakıyorsunuz. O da çok ön yargılı bir durum oluyor. Ki biz yani Luxor'a Kaneko'ya bile ilk yarış hayatının bitiminde aygırlığa başladığında o kadar ciddi anlamda ilgi göstermemiş insanlarız. Biraz ön yargılı bakarız koşmadığı için. Bu aygırları da incelemeye devam edeceğiz. Umut ediyoruz ki Türk atçılığına faydalı olsunlar. Daha süremiz var. Aşım sezonu yeni başlıyor. İlerleyen haftalarda yine İngiliz aygırlarını masaya yatırırız. Bu hafta biraz Arap atçılığı özellikle sohbet ettik. O şekilde yapmaya çalıştık biraz. Önümüzdeki hafta herhalde yine İngiliz aygırlarını yani masaya yatırırız. Burada tabii programın başında şunu söyledim. Hani biz önce ne konuştuk önceki hafta? Rasmussen konuştuk. Geçen hafta Nicky Cross'u konuştuk. Bu hafta da pedigrilerde anne hattı üzerinden gidişatı anlatan bir modelleme yaptık. İşte aynı zamanda parçalı pedigri modeli denen işte Tarık Tekçe'nin, Tarık abinin söylediği puzzle modeli yani yine parçalı modeli anlatmaya çalıştık. Bunun İngiliz atı olan versiyonunu ilk programda da söylemiştik. Arap atı olan versiyonu biraz anlatması daha kolay olduğu için bu hafta biraz ağırlığı oraya verdik. Onlardan örneklendirmelerle devam edeceğiz. Tabii ki yarış severlerimizde gelen sorular da var. Ben hem sosyal medyada hem diğer ortamlarda onlardan duyuyorum. Biz yine çok böyle falanca yetiştireceğinin filanca kısrağı üzerinden gitmiyoruz da biraz daha hani balık tutmayı öğretmek niyetimiz. Hani neden böyle oluyorun arka planı. Şimdi ben 5 saatte anlatırım. Hani şeyin Cem Yılmaz'ın öyle bir şey ya. Ben sabaha kadar anlatırım. Siz bana yani fosfor potasyumu veriyor musunuz? Bana bakın diyor ya. Aynı misal. Yani anlatmakta bir şey yok. Şimdi dün yine sohbet ortamında şu soruldu. İşte bir kısrak akrabalığı yapmak istiyorum. Bu kısrak akrabalığını herhangi bir kısrak üzerinden seçebilir miyim? Yani Rasmussen'i herhangi bir kısrak üzerinden seçebilir. Seçebilirsin ama neticesinin ne olacağını bilemezsin. Şimdi biz niye bir kısrak akrabalığını seçerken özellikle bu olsun diyoruz? Çünkü onların zaten denenmişleri var ve başarılı olmuşlar. Ya bir de şimdi herkes pedigrideki her şeye hakim olmak durumunda değil. Mesela sen pedigrinin içerisinde her türlü unsura hakim olmaya çalışabilirsin. Ama gelirsin bir yerde tıkanırsın. Mesela bugün konuştuğumuz konulardan Sebat'ın babası Berkoç'la Sebat'ın hemen bir alt tarafında 48 Nihame ya Sebat. Hı hı. Mesela Bibi de Sebat'la öz kardeş. Şimdi Sebat'ın yakaladığı uyumla Ateş Bibi'nin ateş topundan yakaladığı uyum arasında bir ortak nokta var mıdır acaba? Şimdi pedigri böyle bakılır. Yani şurada baktığın zaman şunu söyleyeceksin. Berkoç'un anne tarafındaki 44 cahide ile ateş topunun alt tarafındaki 51 cahide. Bunlar 7 berk geçişli atlar. Dolayısıyla aşağıdan aynı kan, aynı formülasyon yukarıda kendini tamamlıyor. Yani pedigride her zaman anne tarafı baba tarafında bir karşılık arıyor. O karşılığı bulduğu zaman uyum buluyor. O yüzden pedigri konuşurken yani sadece kısrak akrabalığı üzerinden bir başarıya gitme gibi bir şey söz konusu zaten değil. İşte Special en bilinen örneklerden bir tanesi. Niye? Sadlı Zvezda, Nuriyev'de henüz pedigrilerde 5. kuşaktan geriye düşmediler. Onlar 4. ve 3. kuşakta yer aldığında arka planda ya 4'te ya 5'te Special Rasmussen oluyor. Tamam da bundan 20 sene önce 4. 5. 6. kuşaklarda Prince Quillo çok etkiliydi. Prince Quillo ne oldu? Kayboldu gitti. Neden? Çünkü atlar eşleştikçe, yeni jenerasyonlar geldikçe
bazı genler tamamen kayboluyor, etkisini kaybediyor ve yeni dominant genler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da hangi at bunun taşıyıcıysa o atı ön plana çıkartıyor. Bu kadar basit yani bunun anlatımı. Şimdi Galileo çok ön planda. Niye ön planda? Sadrızvez'den dolayı mı? Hiç alakası yok. Sadrızvez'in birçok başka kolu var. İşte hiç alakası Galileo yok. Yani o tamamen Bakbasır taşıyıcısıdır. Bakbasır Bisvaki üzerinden anne tarafından gelir. Ya daha doğrusu iki Bakbasır taşıyıcısını söyleyeyim sana. Biri Denil, biri Galileo. Galileo ile Denhill'i birbirine meç yapmışlar. Frankel'i çıkarmışlar. Yani demek ki arka planda pedigride çalışan başka dinamikler var. Ama bunu nasıl anlıyorsunuz? Bunu yüzlerce binlerce pedigriye baktıktan sonra anlıyorsunuz. Söyledikten sonra teşekkür ederiz. Çok güzel ben açıklamalar oldu. Önemli bir modeli de aslında ekrana getirmiş, incelemiş olduk. Güzel bir pencere açtık yine bu haftada. Çünkü aynı modeli alıp siz İngiliz tay yetiştirmek için de pedigride. Tabii bunu öbür tarafta da kullanabilirsiniz. Aynen. Ben farklı şimdi işte Niamey'i kullanıp da atıyorum Kemiyet-i Irak için de aslında tabii, geçerli tabii, bir aynen model. Öyle, aynen öyle. Yani burada sadece atların isimleri değişir. Siz orada en az 3 tane bulacaksınız ama yani bu 2 ile olmaz. 2 bak zaten mantık şu. 2 dediğin zaman bu cross'tur. Yani cross line'dır. Bir tarafta baba tarafında, bir tarafta anne tarafında. Baba ile kısrak baba 2'dir. 3'e geçtiğiniz zaman artık o parçalı modelin parçalarını bulmaya başlar. Ama 4 ya da 5 yapabiliyorsanız o zaman zaten 5 kuşak bakacaksınız ve bunu Goldmine diye bir internet sitesi var. İşte G-Vine, evet. Goldmine. Hatta hangi aygırda vardı? Fedai Bey'in aygırları için yaptığı, Reşat Bey'in aygırları için yaptığı onu da söyleyelim. Fedai Kahraman ve Reşat Hakkı'nın aygırlarında böyle bir incelemeyi bu internet sitesi üzerinden yapabiliyorsunuz. Çalışma mantığı da şu, pedigrinizin içerisinde ilk 5 kuşakta yer alan atların hepsini nokta nokta bakıyor. Grup atları kazanmış açık yarış atlarıyla ortak olanlarını seçiyor ve diyor ki senin bu eşleştirme matingin 20'de şu atlarda şu kadar işte 20'de 18, 20'de 20 ve bu kadar örneği var bunun. Bunlar birbirleri işte bizim gözle baktığımız tabii ben hiçbir zaman bir bilgisayar insan zekası kadar kapasiteli değildir. Onu her zaman söylüyorum. İnsanın tasarım zekası hiçbir bilgisayar oraya yetişemez. Çünkü karar verici o verdiğin dataları işliyor. Sen karar vericisin, karar verebiliyorsun. Ve bu noktada 20'de 20 yapan ne kadar çok muadil örnek bulabiliyorsa sana o pedigrinin başarılı olma ihtimali o kadar fazla gözüküyor. Turnix'ten farkı ne? Turnix baba ile kısrak baba hattını birinci, ikinci, üçüncü kuşakta karşılaştırır. Ama diğer pedigrinin diğer noktada özellikle kısrakları yok sayar. Bunda ise tam farklı. Daha bütün hepsini bir tabii sistem aynen öyle diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Senin yine de. Keyifli bir program oldu. Önümüzdeki hafta yine pedigri analizde 4. bölümde huzurlarınızda olacağız. Haftaya kadar hoşça kalın.